Merhaba arkadaşlar, 9 Eylül Üniversitesi Yapı Topluluğu YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Barış'a Güler, İnşaat Mühendisliği 2. sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda 9 Eylül Üniversitesi Yapı Topluluğu'nda aktif üyeyim. Bugün Pazarlama ve İletişim Mühendisi Sayın Alper Akyüz, CV hazırlama ve mülakat teknikleri konusu ile bizlerle birlikte olacak. Hoş geldiniz Alper Bey, nasılsınız? Hoş bulduk, iyiyim. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Teşekkür ederim. Öncelikle bizleri kırmayıp yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ederim. 2021 yılının ilk detox etkinliğini sizinle gerçekleştirdiğim için çok mutluyum. Yeni yılımızı tekrardan kutluyor. Mutlu yıllar diliyorum. Teşekkür ederim. Detox ismi de çok güzel. Detox gibi geliyor kulağa. Bugün bir CV detoksu yapalım o zaman herkese. Evet. Yayına başlamadan önce bir duyurum olacaktı. Mühendis Akademi'nin katkılarıyla Instagram hesabımızda bir çekiliş düzenledik. Çekiliş sonuçlarımızı canlı yayının hemen sonunda açıklayacağız. Yavaş yavaş başlayabiliriz. Araştırmalarım doğrultusunda birçok markada pazarlama PR müdürü olarak görev almışsınız. Şu anda da yürüttüğünüz bir proje var. Deniz Yıldızları projesiyle birçok gence ilan veriyorsunuz. Bir de sizden dinleyebilir miyiz? Alper Akyüz kimdir? Anlatayım kısaca. İTÜ Makine Mühendisliğinden mezun oldum. Çok uzun sürdü. Aramızda çoğunluk mühendis olduğu için bilirsiniz bizim okullar 4 yılda pek bitmiyor. Sonra bitirdikten sonra askerdeyken ne iş yapmak istediğime karar verdim. Döndüğümde Marmara Üniversitesi'nde reklamcılık tanıtım üzerine yüksek lisans yaptım. 180 derece dönüş yaptım yani diyebiliriz. Benden sonra bunu yapan daha olmadı. O zaman hem üstüm şu anda da sonum bildiğim kadarıyla. Çok tavsiye ederim yani mühendis arkadaşlar başka konularda değerlendirebilirler kendilerini. 15 yıldır uluslararası firmalarda çalışıyorum. Çok küçük bir ara bir yerli firmada çalışmıştım. Onun için hep çok uluslu ya da uluslararası firmalarda çalıştım. 3 yılım Romanya Bükreş'te geçti. 2 yılım Budapeşte Macaristan'da geçti. Bu işlerin hepsini Indeed'de bulmuştum bu arada. Hala da Avrupa'da iş kovalarım. Şu anda da son mevcut iş yerimle 3. yılımı doldurdum bu hafta itibariyle. Bu benim en uzun kariyerim oluyor. Bana da maşallah diyelim bunun için. Herhangi bir işteki. Çünkü ilk defa iyi bir patronum var. İlk defa centilmen patronum var. Ben de uzun uzun çalışıyorum onlarla. Bu 15 yıl içerisinde perakende sektöründe çalıştım. FMCG sektöründe çalıştım. Tüketici elektroniğinde çalıştım. Kozmetik ürünlerinde çalıştım. Son çalıştığım firma Foreo. Kızların çoğu biliyordur tahmin ediyorum. Cilt temizleme cihazları. O benim yaptığım iletişim ve reklamdan sonra duydunuz onların hepsini arkadaşlar. Onun dışında oyuncak perakendesinde çalıştım. Son 5 yıldır da tamamen dijital üzerine çalışıyorum. Dijital pazarlama, dijital PR ve çeşitli dijital reklam çalışmaları için içerik üretmek üzerine çalışıyorum. LinkedIn'i hepinizin kullandığı gibi ben de iş ilanlarına bakmak için kullanıyorum. 2 ay önceye kadar sadece iş ilanlarına bakmak için kullanıyordum. Artık kendime iş ilanına bakmaya vaktim kalmadı çünkü insanlara yardım etmekten şu an terzi kendi söküğünü dikemiyor. 2 aydır daha ben kendi CV'mi güncelleyeceğim arkadaşlar. İşte o kadar fazla CV ile ilgilendim ki yani sırf 3300 plus CV'yi bizzat düzelttirdim. Onun dışında da LinkedIn'de yazdıklarımda işte yayınlarda vesaire düzelten herhalde 10 binleri geçmiştir. İnsanlar beni niye takip ediyor? Evet şu an kadar anlattığım şeylerden gördüğünüz üzere insan kaynaklarcı falan değilim yani. Hatta bazı insan kaynaklarcı beni pek sevmiyor. LinkedIn'de benim aleyhimde falan yazıyorlar böyle çok sempatik şeyler yazıyorlar. Çok hoşuma gidiyor onları okumak. Evet İK'cı değilim. Fakat benim şöyle bir özelliğim var. İK'cılar her zaman işe birini almak için o masada oturuyorlardı. Bense kendim işe girmek için minimum 1100 iş görüşmesi yaptım. Son 15-16 yılda. Bunun çoğunluğu Avrupa'ylaydı. Türkiye, yani %80'i falan Avrupa şirketleriyleydi. %20'si de buradaki uluslararası firmalarlaydı. O yüzden iş görüşmesi nedir? CV nedir? O CV'ye karşındaki İK'cı ya da müdür nasıl bakıyor? Nasıl algılıyor? Neye bakıyor? Bunları İK'cılardan daha iyi biliyorum. Hiçbir konuda mütevazı olamayacağım. Yani hiçbirisi çünkü kendisi bizzat işe girmek için 1100 iş görüşmesine girmedi. Onlar hep masanın bu tarafında günlük mesaisi içerisinde bir iş olarak yaptı. Ben LinkedIn'de neden beni insanlar takip ediyor? İşte 18 bininci takipçim az önce geldi. Neden geldi? Çünkü benim 2 ay önceki arkadaşlar 300 takipçim vardı yaklaşık. O da benim işte eklediğim işle alakalı İK müdürleri falan filandı yani. Normal işle alakalı insanlardı. Ben 2 ay önce LinkedIn'de çok dramatik yazılar okumaya başladım. İşte iş bulamıyorum, şöyle mutsuzum, hayattan bezdim vesaire. Ve iş aramayı bıraktım. Evet en dramatiği oydu. İş aramayı bıraktım, pes ettim diyen yazılar gördüm. Üzüldüm. Yani ben de çünkü üniversiteyi bitirdiğimde ona benzer bir umutsuz dönem yaşamıştım. İlk işi bulmaya kadar bir 6 ay. Benim de sıkıntım aynıydı. Ben de CV yapmayı bilmiyordum. İşte bunları yazan arkadaşların en büyük sıkıntısı o CV yapmayı bilmiyorlar. O ağlayan, sızlayan çocukların şeylerine bakıyorum postlarına. Kariyer netli CV koymuş. Ya kardeşim kariyer netli CV olur mu?
O da CV bile yapmamışsın demek işte yani. Eline kılıç almadan savaşa girmişsin. Sonra diyorsun ki sürekli beni kesiyorlar. Evet keserler tabii. Daha senin kılıcın yok yani. Ben bunları bir iki tavsiyelerde bulunmaya başladım. Derken o tavsiyeleri genele yazayım dedim. Herkes istifade etsin falan filan derken işte olay koptu arkadaşlar. Böyle her gün bazen işte 300 kişi bazen 100 kişi bir takipçiler geliyor sürekli. Bu arada vaktim oldukça bu kardeşlerimin bir kısmıyla telefonda konuşmaya çalışıyorum. Benim de çok ilgimi çekiyor bu şey. Vaktimi ayırıyorum buna. Niye ayırıyorum? Para falan almıyorsan niye yapıyorsun diyebilirsiniz. Çok ilgimi çekiyor. Çünkü ben 42 yaşındayım. Göstermesem de. 22-23 yaşındaki insanlar hayatı nasıl algılıyor? Ne öğrenmişler? Okulda bizim dışımızda ekstra ne öğrenmişler? Ne bileyim genel olarak ne öğrenmişler? Yani benim 22 yaşındaki halimle onların 22 yaşındaki hali arasındaki bilgi, know-how, yaklaşım farkları nasıl? Bunları öğrenmek için telefonlarla konuşuyorum. O arada işte konuşurken bakıyorum ki bu kardeşlerimde perspektif anlamında sıkıntı var. Yani bir konuda mesela en güçlü olduğu konu farkında değil çocuk. Bunun zayıflığı olduğunu zannediyor. Bundan utanıyor. İşte ben ona söylüyorum. Saçmalama diyorum ya. Olur mu? Bu senin bir numaralı kozun yani. Sana kim bunu söylediyse bundan şey yapman gerektiğini çok yanlış. Ben bunu söyleyince milletin morali düzeliyor. Ve morali düzelsin diye söylemiyorum. Teselli olsun diye söylüyorum. Gerçeği söylüyorum yani. Anlatabiliyor muyum? Şey gibi bak örnek vereyim mesela. Yeşil gözlüsün. Ve hep kırmızı renk giyiyorsun. Ben de sana diyorum ki ya yeşil gözlüsün, yeşil tişört giysene sana o gösterir senin rengin diyorum. Bu kadar ya yeşil gözü ben eklemiyorum sana yani. Neyse bu arada işte konuştuğum insanlar oldu. Onlarla sohbetlerimiz oldu vesaire falan. Ona işte CV'leri düzenledik. Şu yazılarını mazılarını yazdık falan. Bir sürü insanın hayatta işte arkadaşlar. Bunu gönül rahatlıkla söyleyebilirim. Bir sürü insanın gerçekten hayatına dokundum. Aylardır evde oturan çocuklar CV'leri düzelttikten sonra patır patır işe girmeye başladılar. Sizin okuldan da bir kız var. Şu an örnek CV'si konuşacağız. Duygu kardeşimin CV'si burada. Birazdan ona sıra gelecek. Şimdi ben ne yapıyorum? Benim sırrım ne? Ben nasıl millete elimi sürüyorum da bunlar iş buluyor. Benim sırrım falan yok arkadaşlar. Yanlış CV yapıyorsunuz. Ben onları düzelttiriyorum. Ben başka bir şey yapmıyorum yani. İyi CV iyi CV ve güzel CV farklı şeyler. Ben güzel CV yapmanızı sağlıyorum. İyi CV yapmak benim elimde değil. O gittiğin okullarla alakalı, bildiğin yabancı dil, bildiğin bilgisayar programları onunla alakalı. Ya da işte stajlar, mıtajlar, deneyimler. Ben sadece güzelleştirebilirim senin CV'ni. Yani işte Bayise kardeşim şu an şey kızla konuşunca kız esprisi yapayım. Bir deriz ya hani kızlar bir arasında ya sıfırdan kaş göz demiyoruz. Makyaj yap sadece yani. Evet sıfırdan kaş göz çizmiyorum makyaj yapıyorum yani. Ne yapıyorum? Göstererek konuşalım arkadaşlar. Bu benim bugüne kadar gördüğüm CV'ler arasında en çok hoşuma giden CV'di. Anlatmak yerine işte konuşarak üzerinden konuşalım. Bu CV'ye ben çok güzel bir CV olduğunu düşünüyorum. Zaten bu CV'yi en güzel CV diye sayfamda post etmiştim. İşte herhalde 130 bin, 140 bin kişi falan gördü. Bu dünyanın en çok görüntülen CV'si olmuş oldu otomatikman. Bu kız da tabii dünyanın en popüler üniversite öğrencisi olmuş oldu bunun üzerine. İki yerden iş teklifi aldı şu ana kadar. Okulu bitir bitirmez başlayacak büyük ihtimalle. Şu an daha son sınıfta. Bu CV üzerinde konuşalım. İki ayrı CV'miz daha var. Bu tam ekran yapabilir misin CV'yi? Şu an ben yarısını görebiliyorum. Moderatör kardeşim. Bunu tam ekran yapabilirsen. Hepsini görelim şu bakışta. Evet. Bu CV neden güzel bir CV arkadaşlar? Birincisi CV'de yazan her şeyi unutun. Şöyle hafif gözlerinizi kısarak bu CV'ye baktığınızda boşlukları görmenizi istiyorum. Beyaz boşluklar var ya ve soldaki yeşil boşluklar. İşte bu CV'yi güzel yapan şey bu boşluklar. Mesela kontak kelimesinin sol tarafında bir boşluk bırakması, onu oraya dayamaması, kategoriler arasında gerekli boşlukları bırakması, şu deneyimler arasında gerekli boşlukları bırakması. Bu CV'yi en güzel yapan birinci şey bu boşluklar. Tamam mı? İkinci şey bu Canva uygulamasında hazırlanmış bir CV. Bilmeyenler varsa Canva diye yazılıyor. Bütün CV'leri Canva ile yaptık arkadaşlar. Canva varken kasma diye hatta bir slogan bile uydurdum. Bu Canva ile yapılıyor. Onun için hiç kasmayın. Word'de, PowerPoint'de. Ha şeyler kasabilir. Mimardır, grafikerdir vesairedir. Kendin bizzat tasarım üzeri bir iş yapıyorsundur. Sen herkesin kullandığı format kullanmak zorunda değilsin. Sen kendin bir şey yapabilirsin. Ama onun dışındaki herkes gerçekten hiç uğraşmayın. Para da vermeyin. Durduk yere CV Maker'a falan filan da 17 lira veriyorsun. Sonra bir daha 50 lira her ay almaya başlıyor zorla filan. Para da vermeyin. Canva ile yapın. PDF kaydediyor zaten Canva CV. Zaten PDF olması lazım bir CV'nin arkadaşlar. Çünkü Word olursa bir yere gittin. İK'cı yanlışlıkla senin CV'nden bir şeyi sildi. O sırada da Skype'da bir şey yazdı. Biri geldi. Ctrl Z yapamadı. Gitti. Senin şeydeki. Ya da bunu kasten yaptı. Kendi arkadaşını işe sokmak istiyor. Senin CV'ndeki yüksek lisansını sildi mesela. Yapabilir. Yapmaz da o imkanı vermeye gerek yok. Onun için PDF mutlaka yollamamız lazım. Canva'da zaten PDF oluyor. CV'lerinizin dosya isminin mutlaka Türkçe karakter kesinlikle kullanmadan büyük harflerle adın, boşluk, soyadın, boşluk, CV.pdf olması gerekiyor. Çünkü İK'cının CV dosyası klasörü varsa binlerce. Besteyi hemen B'ye bastığında besteyi bulması lazım. Başka dosya ismi olmaması lazım. Evet, bu CV niye güzel bir CV? Çünkü bu CV bir otomotiv mühendisinin CV'si ve bu otomotiv mühendisi kardeşim de seçtiği renklere bakın. Sağ üstte petrol yeşili, sol üstte asfaltın zemini. Gri yani şey füme gri.
Bu yüzden işte bu güzel bir CV. Tam otomotiv mühendisini çağrıştıran renkleri olduğu için güzel bir CV. CV elemanları üzerinden şu an anlatayım. İsteyenler not alsın. Hatta bunu screenshot alın istiyorsanız arkadaşlar. Yani notların ne olduğunu hatırlamayabiliriz ama direkt gözünün önünde bu. İsminizi mutlaka büyük harflerle yazıyorsunuz. Bir. İsminizin altına mesleğinizi yazıyorsunuz. İki. Bu kız makine mühendisliğinin otomotiv alt branşında okuyor ve hep otomotiv sektöründe iş aradığı için otomotiv mühendisi yazmış. Eğer otomotiv dışında makine ile alakalı işlerde arasaydı makine mühendisi yazacaktı büyük ihtimalle buraya. Ama direkt otomotiv arıyorum dediği için hemen direkt ilk algıda şey olsun diye. bu arada CV'ye girmeden önce başka bir şey daha göstermek istiyorum. Buna çok hızlı girdim arkadaşlar, kusura bakmayın. Önce size bir CV tüneli göstereyim ben. Şunu görebiliyor musunuz arkadaşlar? Yan bir üçgen. Elinizde kağıt kalem varsa lütfen bunu çizin. Önce bundan bahsedelim. Yan bir üçgen çizin. En başa şöyle 1200 koyun. Onun yanına 50, onun yanına 10, onun yanına 5, onun yanına 3, en sona da 1 koyun. Bunlar nedir? 1200 Türkiye'de bir ortalama inşaat mühendisi ya da makine mühendisi ya da herhangi bir beyaz yakalı iş ilan çıktığında başvuran kişi sayısı. Burada istersen moderatör karşım beni direkt yayın alabilirsin şu anda. Bir 5-10 dakika bir şey anlatacağım. Ondan sonra CV'ye gireceğim. Millet sıkılmasın aynı CV şeye bakarak. 1200 arkadaşlar bir işe başvuran insan sayısı ortalama. 50 bu 1200 CV içerisindeki İK'cının incelediği CV sayısı. 10 İK'cının seçip de görüşmeyle alakalı önce bir işte değerlendirme sınavları falan filan yollayıp sonra da görüşmeye çağırdık. Kişi sayısı 5 İK'cıdan bir sonraki aşamaya yani bu pozisyonla alakalı talepte bulunan departman müdürüne. Atıyorum yeni mezun inşaat mühendisi istiyorum diyor yapı bölüm şefi. İşte yapı bölüm şefine geldin şu anda. Bu 5 kişiyle görüşüyor ya da 4 kişiyle. Bu ondan sonra kendi bir üst amirine yani direktör oluyor genelde firmalarda o. Kendi direktörünü 2 ya da 3 kişi gönderiyor. O da onların içinden bir kişiyi seçiyor. Genel müdüre gönderiyor. Artık genel müdür son onay aşaması. Zaten seçildin demek o. Ve seni işe alıyor. Bu 1200 CV'den 50 CV'ye geçmek CV'nin içerisinde yazan kelimelerle alakalı. Doğru keywordleri kullanmakla alakalı. Doğru keywordler de nedir? Çok basit. Endüstri mühendisisin mesela. Son gördüğün 100 endüstri mühendisi ilanındaki ortak 10 tane kelimeyi bul. O işte. Senin keywordlerin onlar. Neler diyorsa bir endüstri mühendisi ilanında ne istiyorsa makine şeyde inşaatçıdan örnek vereyim daha kolay. AutoCAD mesela. SolidWorks. İşte makine mühendisliğini kullandı. Belli yani. 10 tane kelimenin ne olduğu belli. Planlama diyebilir. Ne bileyim. Optimizasyon kelimesini kullanabilir. Enerji kelimesini kullanabilir. Makine mühendisliğine göre söylüyorum. Mimarlar, iç mimarlar, herkes kendi şeylerini biliyor. Mesleğindeki en öne çıkan en 10 şey. Hashtag diyelim yani. En 10 hashtag. O 10 hashtag'in mutlaka CV'nde olması gerekiyor. Seni 1200'den 50'ye ayırt eden şey o ilk yapılan filtrelemede içeriğinde geçmen ya da bir de şans tabii ki. 50 CV'den 10 CV'ye geçerken işte güzel CV dediğimiz konu. Şu an konuştuğumuz konu. İK'cı bakarken 50 CV aşağısında 10 tane seçmesi için senin CV'nin güzel olması gerekiyor. İK'cı niye 50 tane CV'ye bakıyor? Yani öbür 1150 CV ne oldu? Tamam onu da söyleyelim. Arkadaşlar İK'cının tek işi işe birini almak değil. İK'cının eğitim yani aramızda vardır arkadaşlar. İK'da staj yapan çoktur şu an beni izleyen eminim. Eğitim var, özlük hakları, işte borcolar, maaşlar, işe girenlerin cep telefonları, laptopları bunların hepsi İK'ya ilgileniyor sonuçta. Bir sürü işin içindeki bir iş şirkete yeni personel almak. Ve tek pozisyon senin başvurduğun pozisyon değil. Belki elinde 30 tane pozisyon var. Her pozisyon için 50 CV'ye baktı. Zaten 1500 CV'ye bakmak zorunda bu İK'cı kız kardeşim. O yüzden işte 50 CV'ye bakabiliyor en fazla. Geçen hafta ya da ondan önceki hafta Akşam Gazetesi'nde bir haber çıkmıştı. Dünya çapında bir araştırma bu. Bir CV'ye 6 saniye bakıyormuş İK'cı. 50'den 10'a elerken, ilk kaba elemeyi yaparken. Ha işte 6 saniyede elenmeyecek bir güzel CV ihtiyacım var. O yüzden şu an beni dinliyorsun. Güzel kardeşim. İhtiyacım bu senin. 1200'den 50'ye seni ben getiremem. O senin CV'ye yapacağın içerikle alakalı. Ama 50'den 10'a ben seni getirebilirim şu an anlatacağım şeylerde. 6 saniyesi var sadece İK'cının arkadaşlar. Bunu bak İzmirlilerle konuşuyorum. Sizin çok güzel anlayacağınız bir örnekle anlatmak istiyorum bunu tekrar. Karşıyaka çarşının tam girişinde sağda solda 2 bina yıkıktı. Şu an yaptılar mı bilmiyorum. O binaların tam önünde duvar reklamları vardı. Aradaki binanın boşluğu sayesinde böyle direkt şey karşıya karşıya sağda solda görürdün yani. Hep Türkcell'in falan reklamları olurdu.
İşte tüketicinin oradan arabayla geçerken sizin karşıyaka sahil caddesinden 6 saniyesi var o duvarı görmek için. O yüzden o duvarların reklamları diğer dergi reklamlarına ya da YouTube reklamlarına benzemez. Her şeyi büyük büyük koyarlar. Çok az şey koyarlar. Baskın bir renk koyarlar. Atıyorum baskın bir turkuaz, baskın bir kırmızı falan koyar. Ya da baskın bir lacivert koyar. Üstündeki yazıları büyük büyük işte Turkcell satıyorum sarılarla yazar falan. Niye? Çünkü 6 saniye içerisinde sizin karşıyaka sahil caddesinden millet arabayla geçiyor. CV de öyle işte. 6 saniyede senin her şeyi göstermen lazım. Karşıyakalılar varsa lütfen bu lafımı şey yaparak ilk fırsatta karşıyaka çarşıya giderken sağdaki soldaki duvar gösterilerine baksınlar. Şeyde de var. Kıbrıs Şehitli Caddesi'nin üstünde bir sürü duvar reklamı var. Görürsünüz yani şu an. Bunu anlamanız için bu önemli. Çünkü sen de oradan yürüyerek çok hızlı geçiyorsun. Acaba bu adam reklamı yaparken diye düşünmelisin. Çünkü sen de sivil olduğunu yapacaksın. Evet, bu Beste kardeşimin CV'sinde 6 saniyede ilk göze çarpması gereken her şey görünüyor. Bir CV illa bir sayfa olacak diye bir şey yok. 2 sayfa da olabilir. Yeter ki 2 megabayta geçmesin. Çünkü hiçbir şirketin mail server 2 megabayta daha fazla şey büyük dosya alamıyor. 2. sayfan olabilir. Ama bankoları 1. sayfaya koymak zorundasın. Çünkü 6 saniyede yani 6 saniye seni seçecek ki 2. sayfa yokusun. 6 saniye seni seçmesi için bankolar. Şu anda bankoları konuşuyoruz arkadaşlar. İsmin büyük harflerle. Altında mesleğin. Elektrik elektronik mühendisliği tarzı bir mesleğin varsa başvurduğun firmaya göre ya da senin yetkinliğine göre iki ayrı CV de yapabilirsin. Elektrik mühendisi diye ayrı bir CV hazırlarsın. Elektronik mühendisi diye ayrı bir CV hazırlayabilirsin. Çok da zevkli olur. Ama başvurduğun iş her ikisiyle de alakalıysa tamam o zaman elektrik elektronik mühendisi yazabilirsin. Ama dediğim gibi sadece elektriğe başvuruyorsan şiddetle tavsiye ederim. Sadece elektrik mühendisi yaz. Zaten okulda şeyinde görünüyor ne bölümden mezun oldun. Soldan başlıyoruz arkadaşlar CV'ye. Biz üniversite mezunu insanlarız. Siz aranızda işte mezun olacak kardeşlerim var. Üniversite mezunu insanlara beyaz yakalı denir. Diğerlerine yani usta, daha doğrusu kas gücüyle, el gücüyle iş yapanlara da mavi yakalı denir. İnşaatçı da işte kardeşlerim burada. Bütün ustalar, işçiler onların tamamı mavi yakalıdır. Sizler beyaz yakalısınızdır. CV'de de o yüzden bu bizim bir defalık kendimize 6 saniyecik süre içerisinde göstermemiz gereken bir reklam görseli gibi düşünürsek senin kendini beyaz gömlekle ifade etmen lazım CV'de. Ki beyaz yakalılık falan öyle bir şey çağrıştır. Profesyonelliktir çünkü arkadaşlar beyaz şey beyaz gömlek olayı. Ha biz doktor değiliz. İş yerinde her gün beyaz gömlek tabii ki giymiyoruz. Tişört giyiyorsun, yeri geliyor kazak giyiyorsun. Ama bu senin bir kerelik kendini ifade etme şansın olan görsel olduğu için burada beyaz gömlek ve yakalı mutlaka. Kız arkadaşım çok vardır. İzmir'le yayın yapıyoruz neticede. Onlara özellikle bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar. Kesinlikle karşınızdakinde duygu uyandıracak bir fotoğrafınız olmaması lazım. Merak uyandırmanız lazım. İzmir'in çünkü kızları güzeldir. Erkekleri de güzeldir aynı şekilde. Böyle yani çapkın bakışlar böyle yandan nazlı falan. Hiç öyle hiçbir şey yok. Kırmızı rujlar, ağır makyajlar asla. Hiç gerek yok. Sen hafif bir gülümseme, hafif makyaj, hafif ruj. Merak uyandır. Aa ne kadar bak şu an şu Beste'nin fotoğrafı direkt ya bakıyorsun. Evet erkekler bakınca hoş bir kız diyor da bayan İK'cıların çoğunluğu bayan oluyor neticede. Onlar yani herhangi bir bayan buna baktığında aa ne kadar akıllı kız diyor bak bakışlarından belli. Evet böyle bir iddialı mutlu bakışınız olması lazım arkadaşlar. Bu CV çünkü senin bir kerelik 6 saniyede kendini göstereceğin yer. Burada böyle sinirli bakmak, bezgin, üzgün vesaire kendini çok yanlış ifade edersin. Kendince şey diyebilirsin ya abi işsizim aylardır moralim bozuk. Tamam da kardeşim CV onu ifade edeceğin yer değil. CV iş bulmak için. CV kendini iletmek için değil ki yani. Onun için özellikle söylüyorum arkadaşlar. Böyle pozitif bir surat. Yani mümkünse gözlerin içi gülebiliyorsa. Gerçekten çok mutluysan. Gerçekten de mutluysan. Değilse de dediğim gibi böyle negatif olmayan, itici olmayan pozitif bir yüz ifadesi çok önemli. Ve beyaz gömlek. Sol tarafı konuşuyoruz şimdi. Renkli kısmını. Bu CV İngilizce CV. Hem İngilizce hem Türkçe'yle konuşayım. Yardımcı olayım bilmeyenler için de. Contact ya da contact details. Türkçe'de iletişim ve iletişim detayları diyebilirsiniz. Buraya koyacağımız şeyler belli. E-mail adresimiz, telefon numaramız. Burada kaldırdık şu an. Çünkü kız CV'si gerek yok dedim şu an bunu şey yapmaya. E-mail adresinin üzerinde mutlaka link olması lazım. İK'cı bunu açtığı anda, üzerine geldiği anda el çıkması lazım. Hemen tıkladığı anda e-mail atabilmesi lazım. O vakti ona kazandırman gerekiyor. Telefon numaranda mutlaka +9'la başlaması lazım. Çünkü bu CV'yi yurt dışına yollarsın. Türkiye'de yabancı firmaya yollayabilirsin. Yolladığın firmanın İK'sı Türk olabilir, olmayabilir. Atıyorum yeni Macaristan'dan dün gelmiş birisi olabilir. +90'la şey olmayabilir. Belki sana WhatsApp'tan ulaşacaktır vesaire. 0535 diyerek geçmemelisin yani. Mutlaka +9 koymalısın. Adres bilgini asla yazmamalısın. Asla arkadaşlar. Özellikle hele ailenizle yaşıyorsunuz. Ailenizin adresini açamazsınız. Yani bu kargo değil. Mutlaka ilçe, işte İzmir, Bornova, İzmir, Türkiye şeklinde. Tamam mı?
Onun bir altına LinkedIn adresinizi koyuyorsunuz. Adresinizi değil, özür dilerim. LinkedIn kullanıcı adınızı koyuyorsunuz. Eğer bu kızınki gibi şanslı bir kullanıcı adı değilse, böyle uzayan muzayan bir şeyse, rakamlı falan, o zaman direkt ismini yaz oraya. Üzerine de link yap. Geldiği anda el çıksın, tıklasın, LinkedIn sayfana gitsin. LinkedIn'le alakalı bir iki cümle etmek istiyorum size. Ha bu arada bunun başına sakın www.linkedin.com falan filan yazmayın ya. Zaten ikonlarımızı koyduk biz güzel görünsün diye. Direkt kullanıcı adını gir. LinkedIn arkadaşlar lütfen çok yapıcı, üretken ve gelişici. Arkadaşlar selam. Bir ufak internet kazası oldu. Geri geldim. LinkedIn diyorduk en son. LinkedIn arkadaşlar lütfen çok yapıcı ve kendinize fayda sağlayacak şekilde kullanın. Şu an çoğunluğumuz mimar, mühendis mesela. Bütün insanların ilgisini çekebilecek popüler bir şeyler yazın mesleğinizle alakalı. Popüler mimari ya da popüler inşaatla alakalı bir şeyler yazın. Örnek vereyim mesela. Metalürji mühendisi bir arkadaşım. Arkadaşlar selam. Şu an beni umarım duyuyorsunuz. Telefonla yayına devam ediyorum. Bir problem oldu internetimde. Ama düzeldi. Öbür taraftan geliyorum. Bunu kapatalım. Kusura bakmayın. İnternet kesiliyor evde. Evet, LinkedIn'de kalmıştık. LinkedIn'i arkadaşlar efektif kullanıyoruz. Mesleğimizle alakalı içerikler paylaşıyoruz. Örnek vereceğim bir tane. Atılım Üniversitesi'nden Özkan Şahin diye bir kardeşim var. Metalürji mühendisi. Her hafta LinkedIn'e metalürji ile alakalı, yani malzeme bilimle alakalı çok ilginç şeyler paylaşıyor. Bir kere mesela şey paylaştı. Titanin neden battığını yazdı. Çeliklerle alakalı bir şeymiş meğer batma sebebi. Bir kere Amerika'daki özgürlük heykelinin ilk yapıldığında beyazken şu an niye yeşile döndüğünden bahsetti. Bunun gibi her insanın ilgisini çekecek şeyler paylaşıyor. Her yazısı 500 like kalıyor. Sizler de kendi mesleğinizle alakalı diğer insanların ilgisini çekebilecek. Mesela bir tarihçinin tarihçilere yazdığı yazı başkadır. Halka yazdığı yazı başkadır. Halka yazdığı yazı popüler tarihtir. Siz de popüler inşaat, popüler mimari ve bölümünüzle alakalı yazılar yazarak LinkedIn'i lütfen aktif kullanın. Ekrana şey verebilir miyiz bu arada, CV'yi? Onun üzerinden konuşuyordum. Ben göremiyorum. Niyeyse bilmiyorum. Lütfen. Üzerinden gidelim. Henüz gelmedi. Neyse ben devam edeyim konuşmaya bir yandan. Arkadaşlar LinkedIn'e dediğim gibi CV'de iletişim detaylarına koyuyoruz. Ve mutlaka LinkedIn'i aktif bir şekilde kullanıyoruz. Bana hala gelmedi bu arada CV ekranıma. Devam edeyim.
Vardan derken? Tamam. Şu an siyah, şu an geldi. Şu an geldi. Evet, devam edelim. Okey. Umarım dikkatini dağıtacak bir şey daha olmaz. LinkedIn'i mutlaka koyuyorsunuz. Linki koyuyorsunuz. Dediğim gibi üzerine geldiği anda el geliyor ve LinkedIn sayfana gidiyor. Bu linkleri koyduğunuzda altına otomatikman çizgi gelir. Lütfen o çizgileri kaldırın. Çok çirkin olur. Hiç yakışmaz CV'de. Bilgisayar programcısıysanız GitHub var sizin portfolyo örgüleriniz. Mutlaka GitHub'ınızı koyun. Mimar kardeşlerim buradaymış. Behance sizin portfolyo siteniz. Mutlaka Behance'inizi buraya koyun. Onun dışında da sunabileceğiniz bir portfolyo, bir çalışmalarınız, bir şeyleriniz varsa Google Drive'a yükleyip buraya Google Drive işareti koyup portfolyom, projelerim gibi bir oraya şey yapılabilir. Geldik bir altına. Burada kişilik özelliklerimizi yansıtan 10 tane güçlü yönümüzü koymamız lazım. İngilizcesi personal strengths, Türkçesi güçlü yönlerim. Benim LinkedIn sayfamda, profilimde en üstte tutturduğum bir yazı var bununla alakalı. O Türkçesi, İngilizcesini tutturacağım bu akşam. Oradan bunları alabilirsiniz arkadaşlar. Ben bunları 2013 yılında ben İzmir'de çalışıyordum. Kipa'da, Çiğli'de. Bir güzel bir çalışma yapmıştım ben Kipa için. O zaman beni Londra'ya şey göndermişlerdi, merkeze bir şey kampa. Orada işte bir kişilik envanteri kampıydı. Burada öğrenmiştim bu kelimeleri ben. Bunların neler olduğunu. Benim 7 güçlü özelliğim vardı ama bütün 24 tane güçlü yönü almıştım. O listede, bu arada moderatör arkadaşım rica ediyorum. Ekrana CV üzerine bir şey gelmezse dikkatim dağılıyor, direkt unutuyorum da konuştuğumu. O listede 24 tane kişilik özelliği vardı arkadaşlar. İlk 6'sı düşünsel, beyinle alakalı. İkinci 6'sı aksiyonel, execution dediğimiz. Üçüncü 6'sı duygusal. Dördüncü 6'sı ilişkisel. Bunlardan kendinize uygun 10 taneyi seçip buraya koyarsanız bu lafları artık şu CV'nin üstündeki hakkımda kısmında yazmanıza gerek kalmaz. Değerli toplu bir şekilde bir kişiliğine ifade eden bir listen olur. Karşı taraf için çok güzel, olumlu bir şey olur. O listeden mesela mühendis arkadaşlarım şey yapabilirler. Saydığım demin 24 listedeki ilk 12'den 6, ikinci 12'den 4 seçebilirler. Çünkü yani beyinde, execution'da daha şeyim, onda daha böyle gibisinden. Sosyal bilimlerce arkadaşlarım tam tersi yapabilir ya da kafanıza göre neyi vurgulamak istiyorsanız. Ama onları sadece kendim seçtim olduğu gibi yapmayın. Onu bir iki arkadaşınızla, annenizle, babanızla, kardeşinizle, sevgilinizle falan bir teyit edin. Ben böyle yazdım ama kendimle alakalı. Sen de böyle görüyor musun beni gibi bir teyit edin. Zoom yapabilir miyiz moderatör kardeşim? Buradakileri konuşalım. Şunun üzerinde. Bu güzel çünkü bunlar. Personal strengths. Sadece personal strengths zoom yapabilir miyiz? Soldaki. Fotoğrafın 5 santim altı var ya. Şu neler yazdığını da okuyalım. Çünkü bu güzel çünkü. Bu tam şey için çok uygun mesela. Makine mühendisliğine çok uygun bu. Onun için anlatıyorum. Neler seçmiş bakın Beste kardeşim. Creativity, detail oriented, şey Türkçe konuşalım. Detay merkezcilik, stratejik zihin, öz gelişim, sonuç odaklılık, inisiyatif kullanabilme, empati, dayanışma ya da işbirliğine yatkınlık, özgüven ve şey dayanıklılık, resilience. Çok güzel bunlar. Özellikle bir kız mühendis olması açısından mesela şu son en sona resilience'ı koyması çok güzel yani. Çünkü dayanıklıyım, dirençliyim diyor ya. Tamam erkek mesleğine girdik ama ben de diyor dayanıklıyım yani. Onu vurgulaması çok iyi. Başlardakiler de çok güzel. Evet, tam mühendislerden beklenecek özellikle arkadaşlar. Kreatif olmak, detay merkezci olmak, stratejik bakış açısı yani büyük resmi görebilmek. İşte öz gelişim, sonuç odaklılık, inisiyatif alabilmek vesaire vesaire. Sizler de lütfen o yazımı bulun arkadaşlar. O yazımdan bunları alın. Kendinize göre 10 taneyi belirleyin de koyun. Bir alta geçelim. Şu computer skills'i yukarı doğru alalım moderatör arkadaşım. Bilgisayar namını ne biliyorsanız arkadaşlar, computer skills, Türkçesi bilgisayar becerisi. Başlığı altında fotoğrafınızı yuvarlak koyduysanız buraya yuvarlaklarla, fotoğrafınızı kare koyduysanız buraya kare kutucuklarla seviyelerinizi böyle gösterin. En güzeli, en kolayı 6 saniyede çok rahat karşındakine kendini anlatmanın yolu budur. Bilgisayar her şeyi bu arada. Aramızda çevre mühendisi arkadaşlarımız olabilir. Onların şeyleri oluyor. Bir platformlar oluyor. Adını unuttum şimdi. Onları da koy. O da computer skill sonuçta. Tamam mı? Muhasebecilerin yine keza paraşüt, maraşüt falan filan fatura girdikleri şeyleri var, platformları var. Onları da koy. 11.6. Türkçe'de dil yetkinliği. İngilizce'de language skills. Mutlaka Türkçe'yi koyuyorsun en üstte ki 5'te 5'in ne anlama geldiği belli olsun. Mesela benim İngilizcem 5'te 4 yazıyorum hala. 15 yıldır uluslararası firmada çalışıyorum. İngilizce birebir makale yazıyorum. Basın yazıyorum ama
Arkadaşlar teknik aksaklıklardan dolayı özür dileriz. Yayınımız devam ediyor şu an. Arada internetim koptu arkadaşlar tekrar. İlgi alanlarından devam ediyorum. CV'de mutlaka ilgi alanlarımız, yani İngilizcesi interest, mutlaka koyuyoruz arkadaşlar. Hobiler demeyelim. Hobiler gayri ciddi bir isim oluyor. Tekrar ben ekranda görebilir miyim bu arada moderatörü? İlgi alanlarımızı da mutlaka ikonlarla gösterelim. İlgi alanlarımızı yazıyla yazmayalım. Zaten bütün CV yazı, çok sıkıcı oluyor. İkonla gösterelim. İkonları Google'da bulabilirsiniz. Neyse ilgi alanını atıyorum. Daha işte camping mesela, kamp yap. Camping icon yazdığın zaman Google'a çıkıyor. Altında bir şeyle çıkar o genelde. Nasıl söyleyelim? Bir altında bir şey olur. Çerçeve gibi bir şey olur genelde. Sen de tam senin rengin üstüne uymaz. Sen yeşil kullanıyorsun. Onun altındaki çerçeve beyazdır. Remove.bg diye bir site var. Bulgarya'nın BG'si. Remove çıkar demek. Remove.bg'ye o görselleri koyduğunuzda altındaki zemini de alırsın. Transparan bir şekilde buraya koyarsın. İlgi alanlarımız çok önemli arkadaşlar. Senin hobiler neyi gösterir biliyor musun? Hayatta neyden motivasyon buluyorsun? Nasıl dinleniyorsun? Kendini nasıl yeniden şarj ediyorsun? Ve bunu yaparken neyden besleniyorsun? Sen ana olarak, kaynak olarak duyguları, kelimeleri, düşünceleri, kavramları neyden alıyorsun? İşte burada gösteriyor. Beste ne diyor? Elektro gitar çalıyorum, şarkı söylüyorum, resim yapıyorum, yemek yapıyorum ve kitap okuyorum diyor. Çok güzel. Evet, yani otomotiv mühendisinin şeyleri burada teknik olmayacak işte. Böyle olacak. Çünkü bizim beynimizin sağı var, solu var. Bir taraf analitik, bir taraf sanatçı. Tamam, sen %51 analitik şeyi yüksek diye mühendis oldun da %49'u çöpe atmıyorsunuz. Onu da kullanıyorsun hayatında. Burada ifade etmelisin. Burada arkadaşlar o kadar kritik ki bu mesela. İşe başvurduğun yerde bir patron eline gitti, baktı. Adamla hobilerini tutuyor. Bir anda sempati oluşuyor işte sana karşı. Mutlaka koyalım ve mutlaka ikonunu gösterelim. Yukarı gelelim. Burayı bitirdik sol tarafı. Moderatör arkadaşım yukarı gelelim CV'de. Tamam, experience'da duralım. Daha yukarıya çıkmadım. O yukarıdaki yazıya sonra bakacağız. Experience dursun en üstte. Evet arkadaşlar, bir yerlerde çalıştıysanız work experiences, yani iş deneyimleri, henüz çalışmadıysanız experiences başlığın en yukarı olabilir misin moderatör arkadaşım? Üstteki yazı kafasını karışacak bakanların çünkü. Henüz çalışmadıysanız deneyimler, experiences. Buraya neler konur? Stajlar konur, işler tabii ki konur. Onun dışında öğrenci kulübünde aktif olarak sürekli bir şeyler yapıyorsan, ama sürekli yani bayağı iş gibi konur. Gönüllü olarak sürekli bir şey yapıyorsan, yine sürekli kelimesinin üstünü çiziyorum. Yani ayda yılda bir Kızılay'a gitmeyi söylemiyorum. Sürekli LÖSEV'le bilmem kaçoğla, Kızılay'la falan her hafta bir şeylerim var aktif. O da iş işte. Karşılığında bunun bir adını koyalım arkadaşlar. Karşılığında para alınmamış şeylere işlememezlik yapmıyoruz. Onun için CV'lerde deneyimlerinizi bomboş bırakıyorsunuz genelde. Çocuk gitmiş Kıbrıs şehitlerinde mesela 6 ay DJ'lik yapmış, yazmıyor. Kardeşim iş değil mi bu? İş yaz. O da bir sürü yetkinliğini ortaya koyuyor senin. Müziğe yatkın olmak, topluluk karşısında kendini gösterebilmek. Bir sürü şey var, vasıf var. Neyse, stajdan örnek vereyim şimdilik. Stajyer deyip geçmiyorsun. Mesleğinle yazıyorsun. Stajyer planlama mühendisi, stajyer yapı mühendisi, stajyer saha mühendisi, stajyer teklif mühendisi, inşaatçılar sizin dilinizden konuşayım. Stajyer hak ediş mühendisi. Böyle yazıyorsun. Kuru kuru stajyer deyip geçmiyorsun. O çünkü hala yani nasıl söyleyeyim, profesyonel bir imaj uyandırmıyorsun. Onu büyük harflerle yazalım. İngilizcesi intern bilmem ne engineer. Altına çalıştığın kurumun adı, virgül şehir, virgül Türkiye. Bölü yerine ben şu dikine çizgiyi daha çok seviyorum arkadaşlar. Klavyedeki şeyde bu. Büyüktür, küçüktür işaretin şeyinin olduğu tuşta altta basınca uzun çizgi çıkar. Çok güzeldir bu. Yanına da şu tarihte girdim, şu tarihte çıktım hiç demiyorsun. Mesela sen yazın bir ay staj yapmış olabilirsin. Halbuki gönlünden 4 ay geçmek yapıyordu. Firma şey yapmadı. Şimdi oraya bir ay yazıp da durduk yere milletin gözünü bir aya dik çekme. Summer 2020'de ya da 2020 yaz dönemi de Türkçe'de geç. Aynı şekilde iş deneyiminde de mesela atıyorum 19'un Ekim'inde işe girmişsin, 2020'nin Mart'ında çıkmışsın. Şimdi durduk yere şey muhabbeti açtırma işte. Ya işte 6 ay mı çalıştınız, pandemi dolayısıyla mı işten çıkmışsınız? Durduk yere bir negatif muhabbet açtırma. 2019-2020'de ders bir şey olursa sorarsın dersin 2019'un Ekim'inde girmiştim. Ama ilk 6 saniye içerisinde kendi kendini eletme. Sen de yıl formatıyla yaz işte. Ay gün formatıyla yazma. Artı zaten genelde de mühendislerin çok yoğun hatasıdır o. Sosyal metinlerde aşırı rakam kullanmak. Hiç gerek yok rakamlara yani. Yaz 2020'de yaz birimi geç. Altına 3 madde halinde oradaki görev tanımını yaz. Çoğu CV'de bu olmuyor işte arkadaşlar. Çocuk 3 tane staj yapmış. Stajyer inşaat mühendisi demiş. Firmanın adını yazmış. Geçmiş. İyi de kardeşim
ne yaptığını, ne öğrendiğini işte göstereceksin, burada yazacaksın işte. Ve bunları ben yaptım, ben ettim şeklinde yazmayın arkadaşlar. Cümle formatında, iş ilanlarındaki iş ilanı maddeleri gibi. Yani isim, şey, başlık gibi. Bilmem şey, organization of bilmem ne, construction of bilmem ne, bilmem neyin planlanması şeklinde. Tamam mı? Ve bunları sakın paragraf gibi yazmayın dediğim gibi. Bunları böyle başlarına birer tane kocaman nokta koyarak da maddeli gösterin. İki stajın varsa mutlaka aradaki şu boşluğu bırakmayı unutma. Çünkü ilk bakan göz tek bir blok halinde bir yer görünce onu tek deneyim zanneder. Araya boşluk bırakırsan ancak ilk bakışta iki ayrı deneyim olunca yapabilir. Bunu arkadaşlar özellikle vurgulamak istiyorum. Siz CV'nizi hazırlarken saatlerce sürüyor. Evet, elini alıyorsun, şöyle bir yarım saat inceliyorsun ama İK'cı için sadece 6 saniye var. Kendi parametrelerinde sakın düşünme. 6 saniyesi olan bir insan buna baktığında ne görüyor ne görmesi gerekiyor. Hep böyle düşünelim CV'yi. 6 saniye geçtikten sonra bakacak tabii ki detaylarına ama işte elenmemen lazım. Oraya elendikten sonra geçiyor, daha baksana olacak. İş hekimin alınacağı belli oldu. Bunları böyle yazıyoruz. Şimdi moderatör kardeşim daha aşağı inelim. Eğitime gelelim. Şeyde CV'de. Evet. Türkçe'de eğitim ya da eğitim arka planı, İngilizce'de education ya da educational background. Deneyimlerde de burada da neyi en son yaptıysan en üstte o olması gerekiyor. Tamam mı? En son stajın neyse, en son deneyimin neyse o. Okulda da öyle. Şu an mevcutta ne okuyorsan ya da en son neyi bitirdiysen en üstte bunu koyuyorsun. Mesela işte beste örneğinden konuşalım. Türkçesiyle söyleyeyim ben. Makine mühendisliği lisans derecesi diyor. İnşaat mühendisliği lisans derecesi. Aynı şekilde İngilizcesi de bachelor's degree. Daha da kısaltmak istersen BS degree. Bachelor's of science degree demek o. İşletmeci falan filansan BA degree. Bachelor's of administration. Şey de BA. Güzel sanatlar falan da BA. O da bachelor's of arts. Ama bachelor's degree demek yeterli. Makine mühendisliği lisans derecesi. Bir altında bu kızın alt branşı var. Bizim dediğim gibi son sınıfta makine mühendisliği alt branş seçiyor. Otomotiv branşı. Bilmem ne fakültesi. Okulunun adı virgül İzmir virgül Türkiye, işte şu işaret, yanına da şu tarihte girdim, şu tarihte çıktım, asla yazmıyorsunuz. Sadece mezuniyet yılını yazıyorsun, tamam mı? Çünkü mesela inşaat mühendisi kardeşim okuyor. Zor bölüm yani. 4 yılda bitmiyor işte her zaman inşaat mühendisi. Ben 7,5 yılda makine mühendisliği bitirdim arkadaşlar. İnşaatçı ben çok biliyorum 6-8-10 yıl okuyan. Okul zor çünkü bir mukavemet var ya başlı başına. Mukavemeti bir kere de geçen var mı ya? Mukavemeti ben ömrümde duymadım, mukavemeti bir kere de geçen yani. Bizim okulda yok en azından. Daha ne dersler var yani. Onun için sen durduk yere buraya 6 yılda mezun olduğunu falan filan hiç vurgulama. Mezuniyet tarihini yaz. 2021 mezun olmadıysan, olacaksan yani 2021 mezunu, olduysan 2020 mezunu. Diplomanı da Google Drive'a yükle. Mezunu kelimesinin üzerine link yap. Şey yapıyorsun ya, paylaşılabilir bağlantı al diye yapıyorsun sağ tuşla basınca Google'daki dosyaya, Drive'daki. Bunun üzerine link yap. Böylece ayrıca bir diploma göndermen gerekmesin. Şurada tıkladığında göndersin. Demin dediğimiz gibi link yaparken altına çizgi gelir, çok çirkin oluyor. Link olduğunu belirtmek için sen hafif rengini değiştir buradaki şeyi. Şu graduate kelimesini biraz daha siyah yap ya da biraz daha açık renk yap. Link olduğu anlaşılsın. Altına liseyi koyuyorsun. Yüksek lisansın varsa dediğim gibi en üst onun olması lazım. O da işte bilmem ne bilmem ne yüksek lisans derecesi. İngilizce'de master's degree. Okulda şeysen, onur öğrencisi oluyor işte ilk 1-2-3 falan filan tarzı bir şeyse mutlaka şu okul bilgisinin altına parantez içinde honor student olarak yazabilirsin. Not ortalaman 3.5'un üstündeyse ancak GPA 3.5/4 yazabilirsin. Öyle 3.2'lerle falan filan olmuyor. Evet, bazı bölüm zor işte. Ben İTÜ Makine'yi 2.2 ile bitirdim. Ama okul birincisi de 2.8 ile bitirmişti zaten. Biz 3'ü kimse görmedi ki bizim okulda yani. Zor işte, iyi okul zor okul yazıyorsun. Sizinki de iyi okul, sizinki de zor okul. Yani ben işte 2.2 yazma. Onu 950'ler bilir 2.2 ne demek olduğunu. Dışarıdan bakınca şey gibi görünüyor. Aa, çok mu tembelsin? Hayır değilim. Sen bizim okula gel gör de gör 2.2 ne demek anla. Sizin okulun 3.5'una bedel belki. Onun için 3.5'un üstünde değilse GPA'da yazmayalım. İnelim aşağıya. Moderatör arkadaşım. Şimdi bu opsiyonel bıraktığım bir yer benim burası. Çünkü en aşağıda referanslarımı anko koyacağız birinci sayfaya. Bu arada kalan boşluğa projelerini koyabilirsin. İşte bu bestenin en büyük kozu oymuş demek ki, projesini koymayı tercih etmiş. Başarılarını koyabilirsin. Achievements İngilizcesi arkadaşlar. Success değil sakın. Achievements, başarılar. Mesela TÜBİTAK'ın bilmem ne yarışmasında bilmem ne derecesi. Hatta derece olmasa bile katılmış olmak da başarı. Buna benzer Türkiye satranç birincisi falan filan tarzı bir şey. Konur. Ben mesela bestenin öyle başarısı da var. Biliyorum ama herhalde sığmadı diye koymadı. Ben onun yerinde olsaydım şu projeksin yanına bir dikine çizgi koyardım. Sol tarafa projeks, sağ tarafa achievements yapardım.
sertifikaların vardır. Ve çok güzeldir. Böyle. Tam işverenin görmek istediği insanısın. Certificates olarak koyabilirsin. Kurslar ve sertifikaların genel adı certificates. Yine aynı şekilde sertifikalarını Google Drive'a yükleyebilirsin. Buradaki atıyorum AutoCAD sertifikası bilmem ne işareti, bilmem ne enstitüsü, bilmem ne şey, 2020. AutoCAD sertifikasındaki sertifikası kelimesine link yapabilirsin sertifikalarını. Tamam mı? Bak şu an mesela bir iki saatlik eğitime katılıp da oradan sertifika aldım. Bu değil arkadaşlar. İstismar yok. Gerçekten sana bir vasıf ekleyen bir şeyse o. Yani bayağı gittin geldin. Tamam şey yazdın demiyorum. AutoCAD 360 saat ders aldım. 360 saati yazma. Zaten computer skills AutoCAD'e koydun. 5'te 5 koydun zaten. Onun söylemene gerek yok. Ama dediğim gibi ıvır zıvır da yazmayalım. Ama CV boşta yaz tabii ki. Ama CV'nin doluysa önceliklendirme yapmalısın arkadaşlar. Üniversite mezunu insanların en çok beklenen şey budur. Yani seninle mavi yakalıyı ayıran şey prioritization. Sen önceliklendirme yapmayı bilirsin. CV'nde de 6 saniyede nereye göstermek istiyorsan onları göster. Yukarı çıkalım size. Şu referansları yukarı alalım. Yok, referansları yukarı alalım. Yanlış söyledim. Aşağı inelim yani. Evet arkadaşlar, CV'deki en mühim yere geldi şimdi. Her şey seninle alakalıydı bak şu ana kadar. Şu an senin elinde olmayan bir şeyden bahsediyorum işte. Sana güvenen, seni referans veren insanlar. Öğrenciysen senin referansların bir tanesi kesin okuldan çok sağlam bir hocan olacak. Ana bilim dalı başkanı ya da işte o tarz bir şey olacak yani. Çok sağlam bir hocan olacak. Neden hocamızı yazıyoruz referans? Söyleyeyim neden? Senin hocan muhtemelen 50 yaşlarında bir insan. Senin başvurduğun şirkette çok büyük bir ihtimalle ya bu hocanın onunla beraber aynı döneminde okumuş arkadaş şey olabilir, yönetici ya da sahip patron olabilir. Ya da senden 10 sene önce senin hocanın elinden geçmiş birileri şu an orada müdür olabilir ve sen tam onun istediği pozisyona sen başvuruyor olabilirsin onun altına. Aa orada kendi hocasının adını gördüğü anda tamam diyecek. Direkt gelsin arkadaş. Hiç görüşmeye gerek yok. Benim hocamdan referans aldıysa diyecek. Tamam yani. Hocalarımızı yazarken format şöyle arkadaşlar. Ha bu arada stajdan da yazabilirsin. Firma sahibi, genel müdür, direktör ama mümkünse böyle senden 15 yaş falan büyük olsun. Bunlar ki dediğim gibi sosyal olarak sen bundan bir fayda görebil. Aa bilmem kimden mi referans aldınız dedirt. Hoca olarak konuşayım referans yazımı formatını. Profesör Doktor Yasin Atak. Yapı Anabilim Dalı Başkanı. İşte atıyorum Mühendislik Fakültesi 9 Eylül Üniversitesi. yasin.atak@deu.edu.tr ya da neyse nasıl yazılıyorsa sizin mailler. Ama mutlaka şey işte okul mailiyle. Gmail, hotmail asla olmaz. Kimseyi dinlendiremezsiniz oraya hotmail koyduğunda onun hocanın şey olduğuna. Sen de açmış olabilirsin. Aynı şekilde diğeri de mutlaka şirket mailiyle. Hotmail, Gmail olmaz. Telefon numarası koymak asla yok. Tamam mı? Çünkü neden? Telefon numarası nerede lazım? Bakın şu yayına başlarken şöyle bir üçgen çizmiştik ya. Burada 3'ten 1'e geçerken yani genel müdürü ve patrona giderken son aşamada referansını ararlar. İK der ki Bayisecim referanslarınızı arayabilir miyiz? Sen ararsın ki tabii ki arayabilirsiniz. Ben bir hocamı arayayım, randevu alayım. Hangi saat, hangi gün müsaitse ben size mail atarım telefonuyla beraber. Sakın CV'ye yazmayın. Referans hiç yazmayalım diyenler var CV'ye. Ben onları artık delirmiş insanlar diyorum. Nasıl yazmayalım? Nasıl yazmayalım? Bir numaralı kozun senin bu ya. Oral bir diş fırçası bile ne diyor? Diş hekimlerin tercih ettiği diş fırçası diyor. Niye diyor onu? Niye onu söyleme ihtiyacı hissediyor? Niye şey demiyor? Dünyanın en iyi diş fırçası niye demiyor? Çünkü referans veriyor. Mutlaka koyalım arkadaşlar. Hocalarınızdan alamıyorsanız kimler alınır? Bak ben size söyleyeyim sağlam referans. Devletten çok güzel referans alınır arkadaşlar. Emniyet işte Bornova Emniyet Müdürü. İzmir Garnizon Komutanı, Alay Komutanı falan filan. Çünkü devlet bir insana güvenip şey yapmışsa o da sana güvenip referans veriyorsa bu çok güzel referans oluyor. Her sektörde hiç fark etmez. Hakim, savcı aynı şekilde. Mümkünse şu an şeyi söyledim. Gerek şartı söyledim. Bir de şey yapalım. Mümkünse referanslarımızdan referans mektubu almaya çalışalım. Hocandan rica edebilirsin. Vakti olmayabilir. Yoğun sınav zamanı, proje zamanı. Sen yazabilirsin. Google'dan gir bak referans mektubu nasıl yazılıyormuş. Hocanı tanıyorsun. Yıllardır dersine giriyorsun. Hangi kelimelerle nasıl laf yaptığını biliyorsun. O bulduğun referans mektubu metnini hocanın laflarıyla hazırla. Hocana git. Hocam da böyle böyle eğer şey uygunsa de ben bunu okulun antetli kağıdına ve sizin imzanızı alabilir miyim de. Eğer bunu almayı başardıysan kardeşim önün çok açılıyor işte. O referans mektubunu da koyuyorsun Google Drive'a. Hocanın ismine link yapıyorsun. Jilet gibi CV. Her şey yazar şu anda. Gelelim en yukarıya. Yukarıya açar mısın? Hakkında kısmına. Evet. Şimdi arkadaşlar bir önce bir dakika bir şey zoom out yapalım. Bütün bir CV'yi görelim. Bir şeyi bir daha hatırlatacağım son olarak. Dedik ya CV'ndeki anahtar kelimelerle 1200'den 50'ye ilk elenme yapılıyor. Anahtar kelime nerede geçebilir?
sıfatlarla alakalı anahtar kelimeler güçlü önlemine geçiyor zaten. Bilgisayar programlarının isimleri bilgisayar programlarında geçiyor. İşte İngiliz, İngiliz, yabancı dille alakalı bir şey varsa o da burada geçiyor. Onun dışında diğer anahtar kelimeleri nerede geçebilir? İş deneyimlerinin içindeki görev tanımlarında geçebilir. Okulun adına zaten geçiyor bir yerlerde. Proje koyduysan orada geçiyor. Yine AutoCAD sertifikası, bilmem ne sertifikası derken o kelimelerin içinde anahtar kelimelerin geçebilir. Hiçbir yerde geçmediyse şey üretebilirsin kendine. Mesela inşaat üzerinde söyleyeyim. Burada her şeyi yaptığın yok yani. Bazı şeyleri koymaya yer bulamıyorsun. Formatta yer bulamıyorsun çünkü. Şey yapabilirsin kardeşim. Mesleki yetkinlikler ya da mesleki beceriler, teknik beceriler gibi bir şey yapabilirsin. Hatta ben ona şey yapalım diyorum benim düşündüğüm isim İngilizce'de. Değer katabileceğim alanlar. Value additions İngilizcesinde de benim öyle söyleyip düşünmüştüm. Diyebilirsin mesela işte çelik yapı konstrüksiyon bilmem ne bilmem ne falan filan. Yani sen inşaatın nesinde yürümek istiyorsan onları da böyle tık 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 yan yana koyup dikkatini çekebilirsin okuyan kişinin. Ve böylece de anahtar kelimeni kullanmış olursun. Şimdi şu about'a zoom yapabilir miyiz moderatör arkadaşım? Evet. Evet arkadaşlar. Gel, biraz yukarı çıkalım. Bu da benim icatlarımdan bir tanesi açıkçası. Böyle şeyler yazılmıyordu çünkü. Biraz zoom out yapabilir miyiz? Tam yazıyı göremiyoruz. Ben diyorum ki arkadaşlar buraya öyle bir şey yazalım ki direkt seni anlatsın. Senden başka da hiç kimseye uymasın. Tam böyle kişiselleştirilmiş bir CV yapalım yani. Personalization, customization dediğimiz şey. Pazarlama dediğinde yani. Bu ona uygun bir örnek değil işte. Neden? Klasik birinci cümle. Herkesin ben dahil aynen İTÜ Makine mezunu Alper Akdüz aynen bu yazıyordu ilk CV'mde. Okulda almış olduğum teknik eğitimi stajlardaki pratik deneyimle birleştirerek başarıya dönüştürmek istiyorum. Klasik yeni mezun cümlesi. Herkesin CV'si var. Sonra da bir cümlesi daha var burada Beste'nin. Diyor ki işte çeşitli araştırma yoluyla bilgisayar konusundaki becerilerimi artırdım. Bu ilk cümleye hiç gerek yok. Çünkü bilgisayar konusundaki becerileri de aynı şekilde bilgisayar bilgisine geçiyordu zaten. Şeyde CV'de var yani o. 6 saniyede laf kalabalığı yapmayacağız. 6 saniyede dikkat çekmeye çalışacağız. Bundan sonrası çok güzel ama. Ne diyor? Meraklı, öğrenmeye açık ve coşkulu bir insan olarak kendimi ve becerilerimi geliştirirken aynı zamanda şirketinize değer katmak istiyorum. Çok güzel işte. Bir bak vaat var. Bak ve vaadin kralı var. Ne diyor? I will add value to your company. Value. Bak en güzel kelimedir arkadaşlar. Değer katmak. Mutlaka hayatınızı da sık sık kullanın. Değer katmak nedir? Mesela ne göstereyim? Telefon 3000 lira. Üzerine KDV ekleniyor. KDV ne demek? Katma değer vergisi. Değer katmak bu işte. İnşaat mühendisi olarak işe girdiğin bir şirkette tabii ki inşaatlarla alakalı şeyleri tabii ki yapacaksın. Bunun üstüne bir şey yapabiliyorsan onun adı değer katmak. Nedir? Çok sevimli tatlı bir insansın. Herkesin arasındaki bir köprü haline gelmişsin. İletişim köprüsü. Senin sayende o şirkette iletişimler şey yapmış. Küsler barışmış. Daha böyle verimli çalışmaya başlamış. Bu değer katmak işte. Ya da İlla şey para pul yani iş geliştirme, müşteri getirme onun üzerinden düşünmeyin. Her şey değer katmaktır arkadaşlar. Bir şirketin kültürünü geliştirmek bu da değer katmaktır. O yüzden ben buradaki Beste'nin şeyini çok beğendim. Nasıl deriz? Vaadini, promise'ini yani. Vaadini çok beğendim. Başka CV'ye geçeceğiz şimdi. Duygu Ahlat'ın CV'sini açabilir miyiz? 9 Eylül Endüstri Mühendisliği son sınıf. İzmir'in herhalde 15 sonra senedeki belediye başkanı bu kız. Bak bütün İzmirliler görün tanıyın. Yeni belediye başkanınız bu arkadaş. Duygu Ağlar. Tam belediye başkanı olacak tip yani. Tam. İlk bayan belediye başkanı olacak. Bu kızın CV'sini güzel yapan şey ne? Daha seçtiği renklerden ben İzmirliyim diyor zaten arkadaşlar. Bakar mısınız ya? Turkuaz renk CV olur mu kardeşim? Olur işte. Tabii ki olur. Bak ne kadar güzel olmuş. Çok güzel yapmış. Kız direkt bir kere şeyi vurgulamış yani. Ben İzmirliyim. Çok adını koymuş İzmir olayının yani. Renkleriyle. Bu kızın motivasyon yazısı dediğimiz şu yazı gelmiş geçmiş en iyi motivasyon yazısı. Bugüne kadar okuduğum benim kendiminkine daha güzel. Benim CV'mde başka bir şey yazıyor. Bu çok iyi. Yani endüstri mühendisinin dibine kadar endüstri mühendisiyim diyor yazıda. Bakın ne diyor? Büyütebilir miyiz? Herkes okusun. Araştıran, sorgulayan, üretmeye doymayan kafa yapımla sorunlara değil çözümlere odaklanırım. Şu an bak ekrana bakmıyorum. Ezberimden söylüyorum. Artık ezberime girdim. Tekrar edeyim. Araştıran, sorgulayan, üretmeye doymayan kafa yapımla sorunlara değil çözümlere odaklanırım. İşlerinizi bir üst seviyeye taşımak için yeteneklerim, becerilerim ve hayallerimle geliyorum. Bak tam endüstri mühendisinin vaadi var burada. İşlerinizi bir üst seviyeye taşımak için çok güzel mesaj yani. Birinci cümle zaten direkt şey. Ben mühendisim işte araştıran, sorgulayan, üreten sorunlara değil çözümlere falan filan direkt adını koyuyor. Mühendisiz diyor. İkinci cümlede ne diyor? Yeteneklerim yani ben de doğuştan gelenler, becerilerim, bütün öğrendiklerim, bilgisayar, okul her şey dahil ve hayallerim.
Hayal kelimesi burada çok işte etkileyici arkadaşlar. Nasıl şeydi, bestede değer diyordu. Burada da hayal. Neden arkadaşım? Sen yeni mezun bir insansın. 22-23 yaşındasın ortalama. Sana ne ihtiyacı var bir şirketin? 35-40 yaşında insanlar dururken yeni mezun olan bir insanı bir şirket niye alır? Düşünün. Cevap olan var mı? Yayındaki arkadaşlarımdan siz bana söyleyin. Yeni mezunu bir şirket niye alır? Sen olsan niye alırsın yeni mezunu? Çok fazla tercih edilmiyor. Ben hayır, hiç alakası yok. Hiç bak, okurken okurken kendini ne kadar geliştirdiğiyle orantılı bence. Evet, çok aynen doğru cevap bu. Arkadaşlar bakın, yeni mezunları işe almıyorlarmış diye bir ön yargı vardır bizde. Bu biz derken yeni mezunlar da yani iş ararken ben de öyleydim. Bu tamamen bir ön yargıdır. Lütfen bu ön yargıdan kurtulun. Bu sizi durduk yere kurban psikolojisine sokar. Durduk yere şey işte beni beğenmiyor musunuz vardı ya şey Gaffar şey kapıcı Avrupa'ya kadar onun gibi. Durduk yere beni beğenmiyor musunuz psikolojisi bu. Hayır ya, öyle bir şey yok. Öyle şey olur mu? Tam tersine uluslararası firmalar Procter & Gamble, Coca-Cola bir yıllık deneyimden fazla deneyim olan işe almazlar. Mutlaka der yeni mezun olacak. Sıfırdan alacağım der. Ben eğiteceğim, ben yetiştireceğim. Sakın arkadaşlar öyle bir önyargıya kapılmayın. Yeni mezun iyi alınır. Onu söylüyorum. Bak, beni bu yayına davet eden kardeşim, Lütfi kardeşim. DEU Yapı'nın herhalde sanıyorum şeylerden, topluluk içindeki liderlerden bir tanesi. Lütfi'ye... Ha aynen, en büyüğü, çok güzel. Lütfi'ye okulu bitirdiğinde bir şirketin niye ihtiyacı var biliyor musunuz arkadaşlar? Çünkü Lütfi okulu 2021'de bitiriyor. Yani ne demek? En son bilgi alarak çıkıyor okuldan. Halbuki onun gittiği yerdeki müdür sektördeki en son bilgiyi biliyor. Branştaki en son bilgiyi bilmiyor. Anlatabiliyor muyum? Yani bilimseli bilmiyor o. O pratikteki en son bilgiyi biliyor tabii ki. Bak Lütfi hem okuldaki son mezun olduğu için son bilgilerle okuldan çıkmış. Çünkü 15 sene önce 9 Eylül inşaatta aynı şeyler gösterilmiyordu. Tabii ki dersler aynıydı ama bir sürü şey modernize edildi. İşte Lütfi kardeşim onu en son alıp çıkan. Bir. İki. İnşaatı bitirin, fakülteyi bitirince kadar dünya kadar proje tez yapıyorsun. Tamam, dünya kadar proje tez yaparken de tabii istem dışı internetlerinin altında olduğu için her yeri araştırıyorsun. Bakıyorsun İsveç'te ne yapıyorlar, Norveç'te ne olmuş, Almanya'da falan filan derken İşe girdiğin yerdeki senin müdürün olacak kişi sadece Türkiye'deki gelişmeleri bilirken sen farkın onun üstüne bütün dünyayı da biliyorsun. İşte yeni mezunu bunun için alıyor arkadaşlar. Yeni mezun son bilgiyi taşıyor çünkü. Son, en güncel, en iyi bilgi sizde arkadaşlar. Teorik olarak evet, pratik daha yok işe girdikten sonra. Ama teoride senin bildiğini bilmiyor işe girdiğin yerdeki insanlar. Müdürün de bilmiyor, direktörün de bilmiyor, genel müdürün de bilmiyor. Çünkü onlar ekmek parası peşindeler, şirketi döndürmenin peşindeler. Onlar bilimsel araştırma falan filan yapmıyorlar. Sen yaptın işte hocalarınla burada. Anlatabiliyor muyum? Ve sen çok kıymetli hocaların elinden çıktın ve daha çok tazesin. Ya motivasyonların çok yüksek, hayallerin var. Benim sizin kadar hayalim yok arkadaşlar. Çünkü 42 yaşındayım, 42 yıllık güldüm ama 42 yıllık da yıprandım. O yüzden sizin kadar hayal kuramıyorum. İşte yeni mezuna bunun için ihtiyaç var arkadaşlar. Taze kan, taze göz, taze can. Bu yüzden alıyorlar sizi. O yüzden bunu vurgulayın işte. Ve yeni mezun kelimesini de hayatımızdan çıkaralım. Ben şu an bir kerelik kullandım işte bu şeyde. Yeni mezun demeyeyim arkadaşlar. Öyle bir şey yok. Yeni mezun dediğin şey diploma partisinin yapıldığı, şapkaları fırlattığın gün yeni mezun. Uyudun uyandın artık inşaat mühendisi. Yani LinkedIn'e, CV'ye yeni mezun falan filan kesinlikle yazmayın arkadaşlar. İnşaat mühendisi yaz. Mesleğinin artık barış ve kabullen. Benimse mesleğini yani, tamam mı? Ve yeni mezun da asla demeyin. Şunu demeyin mesela. Ben yeni mezun bir inşaat mühendisi olarak iş arıyorum. Hayır. Ben kariyerine adım atmak isteyen bir inşaat mühendisi olarak iş arıyorum diyeceksin. Yeni mezun değil. İlk işime girmek istiyorum. Kariyerime başlamak istiyorum. Yani yeni mezun çünkü hala okul kafasındasın demek. Güzel kardeşim. Çünkü yeni mezun öğrenci kelimesidir. İş hayatında yeni mezun diye bir kelime yoktur. Tamam mı? Şu CV'ye bir daha zoom out yapalım. Duygu Ağlat'ın. Güzel şeylere bakalım burada tekrar. Son bir kez. Evet. Benim söylemen tek farkı ilgi alanlarını şeyle değil yazıyla ifade etmeyi tercih etmiş olabilir. Bunu çünkü CV'si ona uygun bir format. O kadar şey değil. Genel olarak çok hoş bir CV mesela. Şimdi şey açalım. Bu Endüstri Mühendisi CV'siydi. Furkan Nefes'in CV'sini açalım. Meşhur CV arkadaşlar. Benim iki ay önce ilk düzelttiğim. O güne kadar bu çocuk evde oturuyordu. 3-4 aydır CV'yi düzelttik. Çocuk aldı yurdu arkadaşlar. 3 hafta içinde 18 tane başvurusuna dönüş oldu. En güzel maaş vereni kabul etti. Geçen hafta da işte maaş aldı 2 gün önce de ilk maaşını bu kardeşim.
Çok mutlu oldum. İlk defa işe girdi ve maaş aldı. Bana da bir tane şey, çikolatalı çiçek yaptırmış çiçek sepetinden. Ondan göndermiş. Sağ olsun. Evet, bu Furkan. Benim CV'sini ilk düzelttiğim arkadaşım. Ben Furkan'ın CV'si bana ilk geldiğinde, Furkan bana CV'sini düzeltmek için yollamamıştı bu arada. Şey için yollamıştı. Ben mühendislik bitirip de pazar işine döndüğüm için kendime Engineer of Marketing Communications diye bir meslek uydurmuştum bundan bir ay önce. Onun da dikkatini çekmiş. O da çünkü elektrik mühendisliğini bitirmiş. Aynen benim gibi pazarlama, satış, iletişim tarzı işler yapmak istiyor. Abi de işte o bana için ulaşmış. Abi yak ben de senin gibi mühendisten dönüş yapacağım. Bir konuşabilir miyiz diye. Dedim CV'ni yolla. Baktım çok kötü. CV Maker'da yapılmış. Siyah, gri, beyaz bir antipatik bir CV. Yine şey, bütün gençlerin maalesef 3300 tane CV gördüm arkadaşlar. En az 3100'ünde siyah tişört giyiliyor. Sanki üniversitede şey yapıyoruz, yani heavy metal partisi yapıyoruz gibi. Sakalları kestirdik, gömlek giyindi, yeni CV yapıldı falan filan. Çok da güzel bir esprim vardı Furkan'a. Furkan diyordum, o film biliyorsunuz, Hülya Koçyiğit'in Kezban diye filmi var ya, 1968 yılından kalma, köylü kızı İstanbul'a geliyor, hanımefendi oluyor falan. Furkan diyordum, oğlum Kezban gibi CV'm vardı, onu aldım, hanımefendi CV'si yaptım sana diyorum falan. Hakikaten de öyle oldu, çocuğun önü açıldı gitti. Bu CV'yi güzel yapan şey ne biliyor musunuz? Bu CV'yi güzel yapan şey Furkan'ın kendisi. Burada ben ona çok az şey söyledim. Çoğu şeyi kendi akıl etti koydu. Furkan Nefes, Sakarya Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği mezunu, pazarlama işi yapmak istiyor. Dedim ki Furkan, elektrik mühendisi olduğun için kardeşim, elektrik mühendisinin renklerini kullanalım. Zaten mühendislerin genel rengi güven vermesinden dolayı koyu mavi, lacivert ya da Samsung mavisi çok kullanılır. Elektriğin rengi de kırmızı olduğuna göre sen dedim lacivertli kırmızılı bir CV yap. Artı zaten pazarlamaya geçmek istiyorsun. Orada da ayrı bir vurgu var işte. Hem lacivert mühendis kafalıyım, tutkuluyum kırmızı tam şey. Furkan bunu bana hazırladı, gönderdi. O sırada aklıma bir fikir daha geldi. Dedim Furkan kardeşim, Tommy Hilfiger işte her gün giydiğimiz gömlekler, markalar. Tommy Hilfiger'ın renkleri de bu. Lacivert, kırmızı, beyaz. Tamam, biz hiç renk düşünmeyelim o zaman, renk tonu. Tommy Hilfiger'ın renk kodlarını bul internetten. Onları koy buraya. Ve hatta Tommy Hilfiger'ın font face'ini bul. Hangi fontmuş? Tommy Hilfiger'ın fontuyla yaz her şeyi. Çünkü Tommy Hilfiger o font oturttuğuna kadar arkadaşlar ve renkleri 50-60 yıldır kim bilir ne paralar harcadılar. Hangi lacivertle hangi kırmızı yakışır? Bu işte Tommy Hilfiger. Bak bütün erkekler gördüğü anda, şu açıldığı anda eminim dediniz. Ya ben bunu biliyorum dediniz. Çünkü işte en uyumlusu. Furkan kardeşim de böyle yapmıştı. Az önceki CV'lerde olmayan bir ilave var bakın burada. Değer katabileceğim alanlar. Onu da niye ekledik? Çünkü bu çocuk mühendis olduğu için pazarlama namına ne diploması var, ne sertifikası var. Hiçbir şey yok. Bir tek şeyleri var. Okuldayken Red Bull'un ve BAT'nin kampüs müdürlüğünü yapmış. Dedik o zaman Furkan bir de bunu ekleyelim işte kardeşim. Değer katabileceğim alanlar. Pazarlamanın nelerini biliyorsun? Çünkü ilk bakınca 6 saniyede ha elektrik mühendisi mi deyip geçmesin. Yine burada bakın bir ilginç bir detay var. Türkçe CV olduğu halde şeyi İngilizce yazdık. Engineer of Marketing Communications. Çünkü işte pazarlama işi mühendisi Türkçe'de bir anlam ifade etmiyor. Bunu özellikle böyle yazdık. Ya bu da aynı işte benim title, aynı benim title aldık. Bu çocuğa da kullandık. Bu da güzel bir CV'dir. Elektrik mühendisleri için özellikle çok tavsiye ettiğim renk ve formattır bu. Aynı şekilde arkadaşlar, bir firmaya başvururken o firmanın renkleriyle de CV yapabilirsin. Etkileyici olmak istiyorsan. Mesela Procter & Gamble'a başvuruyorsun. İşte belli renkleri. Mavi üzerinden düzenleme yapabilirsin. Gerçi burada mavi gri var şu rengin içinde de. Yapabilirsin. Yani Canva elinin altında. Ücretsiz zaten. Ne olacak? Bir CV daha yap yani. CV ile alakalı kısmı şu an bitirdim. Şu motivasyon yazısı kısmından biraz bahsetmek istiyorum. Direkt beni tam ekran yapabilir misin? Artık CV'yi kapatabiliriz. Az önce Beste'den konuşmuştuk işte. As a curious diye başlayan bir cümle vardı ya, meraklıyım falan filan bilmem ne. O motivasyon yazılarında arkadaşlar bir iki örnek vereyim. Duygu Atatürk'ünle konuşmuştuk. Araştıran, sorgulayan falan filan. Bir tane de elektrik mühendisinden örnek vereyim. Kürşat Kurşun vardı. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nden şey yazmıştı. 144 yıl önce genç bir adam elinde bavulu ve keskin zekasıyla Amerika'ya indi. Yapamazsın dediler, yaptı. Dünyanın tepesine çıkamazsın dediler, çıktı. Her şeyi sen mi değiştireceksin dediler, değiştirdi. Kim miydi o adam? Nikola Tesla. Hayatımızı değiştiren alternatif akımın mucidi. Ben de bu buluşun insan denizinde daha nereye kadar gidebileceğini keşfetmek isteyen bir kaşifim. Mükemmel bir elektrik mühendisi yazısı işte. Motivasyon yazısı. Yine örnek vereyim. Metalürji mühendisliği bahsettik ya. Özkan Şahin, Atıl Üniversitesi artık ezberime girdi. Batmaz denilen Titanic 1912 yılında 1500 yolcusuyla 2 saat 40 dakika içinde battı. Ben bu trajediyi çocukluğumda bir filmde gördüm. Ufak bir araştırma sonucunda bu kazanın sebebinin perçinler ve bilmem ne çelikleri arasındaki uyumsuzluktan kaynaklandığını keşfettim. At that point diye yürüyor İngilizce. O noktada
Metalürji mühendisi olmaya karar verdim. Benim insan ve malzeme arasındaki köprü olmam gerekiyordu. O geminin nasıl batmayacağını artık biliyorum. Bundan sonra istediğiniz seyahate güven içinde çıkabilirsiniz. Mükemmel bir bak. Bu yazı Türkiye'de ne kadar işe yarar bilmiyorum ama adım gibi benim bu çocuk bu yazıyla okulu bitirir bitirmez Avrupa'da işe girecek. Mükemmel bir yerden girmiş çünkü konuya. Başka bir tane örnek vereyim. Yine Endüstri Mühendisliği Dumlupınar Üniversitesi'nden Melis Sütçü kardeşim. Bu yazıya CV'deki her şeyi koymuştu. İşte Endüstri Mühendisliğinden mezunum. İleri seviyede Excel biliyorum. SQL öğrendim. Onların hepsi CV'de yazıyor halbuki. Halbuki yani bir metinde bir şey iki kere geçmez ki. Hatta bir paragrafta aynı kelime bile iki kere geçmez. Ve şey demiş. Ne demiş? Software konusunda kendime güvenerekten software bilgimi işin içine koyabileceğim bir endüstri mühendisliği pozisyonu iş arıyorum demiş. Bak iki kere endüstri mühendisliği geçti. Bilgi şeyde yazarken. Eğitim bilgisini yazdığı halde. Excel, SQL yine aynı şekilde geçti. Dedim bak Melis şunu bir slogana çevirelim bence. Akılda da kalsın. Daha da güzel olur. Yani fotoğrafın tam yanındaydı zaten yazısı da. Bak dedim sen endüstri mühendisisin. Necisin? Asıl işin ne? Optimizasyon değil mi? Evet. Artı software'de çok iyisin. Yani dijitalleştirme üzerinde bir iddian var. Gel dedim diyelim ki biz senin CV'ne şu paragrafı at şunu yazalım. Let me optimize your business. Let me digitalize your company. Onunkinde böyle yazdık mesela. Ya sana özgü olsun da ister motivasyonun, ister seni diğerlerinden ayırt eden bir şey. Yine bak geçen gün bir peyzaj mimarı kız vardı. Ona dedim ki seni bölümündeki herkesten ayırt eden bir şey var mı? Var abi dedi. Bir tek ben dedi meslek lisesi çıkışlıyım. Teknik ressamlık dedi okudum ben de. Dedim mükemmel işte. Başka dedim bir şey var mı? Abi dedi şimdi fotoğrafa bakıp dedi böyle süslü kız falan filan diyebilirsin. Ben de şantiyeciyim. Ben de işçiler bitiyor. Ben hala diyor duruyorum inşaatın başında. O kadar diyor çok seviyorum ben diyor inşaat şey bu işleri. Dedim tamam senin yazında çıktı. Dedi nedir? Dedim şu. Hayal eden ben, tasarlayan ben. Pardon. Hayal eden ve tasarlayan ben. Planlayan ve uygulayan ben. Müşteriyi bulmak ve ödeme almak size düşen. Onunkinde böyle yazdık mesela. Bak bunlar sempatik şeyler. Bunlar itici falan. Bunlar antiprofesyonel şeyler de değiller. Bu tip şeyler yazılabilir. Sizler de bence ona benzer bir ya bir motivasyon yazısı. Yani ben niye inşaat mühendisiyim? Neyden ben bu kaptım? Ne oldu? Ben ne gördüm de inşaat mühendisi oldum? Sonuna kadar niye okuyorum ben bu okulu? En zor bölüm işte inşaat, makine, elektronik. Sonuna kadar niye okuyorum? Ve bitirdiğimde benim dünyaya katkım ne olacak? Bununla alakalı düşünmelisin ve bir şey yazmalısın. Size bir kitap tavsiye edeyim bu arada. Mimar da çok aramızda. Ayn Rand'ın Hayatın Kaynağı kitabı. Ayn Rand, A-Y-N-R-A-N-D diye yazılıyor. Bende bir kitabı daha var. Hatta onu da göstereyim. Pardon, mühendisler çoğunlukta. Hayatın Kaynağı'nı kesin okuyun arkadaşlar. Mimar Howard Roark'un mezun olduktan sonra yaşadıkları şeyi anlatıyor. Mükemmel bir kitaptır yani. Kendinize olan güveniniz 5 katına çıkar onu bildikten sonra. Bir kitap da şimdi göstereyim. Bu da yine aynı yazarın. Ayn Rand, Atlas Vazgeçti. Atlas şu, dünyayı sırtında taşıyan dev mitolojide böyle bir şey var. Bu kitapta da bir metalürji mühendisi var. Neydi çocuğun adı? Çocuk diyorum ya. Degli Tagnart. Onun hikayesi. Bu bir cildiydi. 3 cilt kitap. 2000 sayfa ama gözünüz hiç korkutmasın. Cumartesi pazarda biter yani. Çok güzel okunuyor. Bu kitapta şey anlatıyor. Zeki ve yetenekli insanlar dünyayı terk ederse geri kalan kalabalık ne yapıyormuş bakalım. Onu anlatıyor. İşte anti-komünist kitap bu yani. Komünizmde herkesi eşitlemeye çalışıyorlar ya. Bu da diyor ki kardeşim sen zeki yetenekleri eşitlersen işte dünya buna dönüşür. Bu da bunu anlatıyor. Çok öneririm size. CV'yle bunları okursanız bu kitaplar işte mesela mimar ya da mühendis hayatın kaynağını aynı şekilde bütün üretim tayfası, metalürjiler şunlar bunlar bunu okursanız çok güzel ilhamlar bulursunuz. Çok güzel yazacak yazar bulabilirsiniz. CV ile alakalı her şeyi arkadaşlar şu an bitirdim. CV konusu bitti. Sizden tek ricam geçelim. Sizden bir ricam olacak sorulara geçmeden önce. Nasılsa şu an CV yapmayı öğrendiniz. CV yapmayı bilmeyen arkadaşlarınıza yardımcı olun. Herkes bak şu yayını madem 300 kişi izliyor diyorsunuz ortalama. 300 kişi 10 kişi 300 kişi günde 3 kişiye yardımcı olsa haftada yapar 3 x 7 21 300 x 21 6000 CV değişir her hafta. Ve 6000 kişinin hayat değişir yani. Sorular alabiliriz şimdi. Tamam, ilk soruyla başlayalım. Pandemi koşullarından dolayı şu an birçoğumuz online platformlarda kurslara gidiyor. CV'mize bu kursları ekleyebilir miyiz? Sertifika şöyle bak. CV'nin bunları tabii ki ekleyebilirsin. O sertifikalarını Google Drive'a koyarsın ama buradaki kriter sen bu sertifikayı bu sertifika öncesinde aldığın eğitimle gerçekten bir vasıf edindin mi? Yani onu oraya yazmış olmak için değil. Gerçekten diyorsan ki evet abi ben gittim etkili iletişim teknikleriyle alakalı 2 haftadır seminer görüyorum internette ve 2 hafta önceye göre çok bambaşka bir seviyeye geldim. Diyorsan tamam hepsini koy.
Udemy, Mudemy hepsini koy. Ama gerçekten bunu diyorsan, demiyorsan oraya yalan bilgi yazmış olursun. Sırf sertifikayı almak demek onu o sertifikanın kalitesini göstermiyor. Diğer sorumuz, yabancı dilimiz orta seviyede olsa bile CV'mizi farklı bir dilde oluşturabilir miyiz? Şöyle söyleyeyim. İngilizce bilen bir insanın CV'sinin İngilizce olması lazım ki İngilizce bilme seviyesini zaten CV'de ifade etsin, birincisi. Artı ikinci alternatif CV'nde Türkçe olabilir. Yerli firmaya yollarken, gerçi yerli firmalar da genelde İngilizce CV gönderiliyor ama neyse. İnşaatta belki farklıdır, pek bilmiyorum sektörünüzü. Onlara yerli Türkçe CV gönderilebilir. Yabancılara İngilizce CV gönderilebilir. İkisinden de yapmalısın bence. Ve hatta dediğim gibi benim için öncelik İngilizce CV olması. Ben İngilizce CV okurum mesela. Çünkü bir sürü şeyin şeyini nasıl söyleyeyim? Teknik terimini ben İngilizce'den öğrenmiştim ilk öğrendiğimde. Onun için daha şey geliyor bana. Mesela pazarlama yerine marketing kelimesini okumak bana daha yakın geliyor. Diğer sorumuz da yine aynı konu üzerinden aslında. Yurt dışından dil okuluna gittiğimize dair CV'mizde sertifika olsa bir işe yarar mı? Dil seviyeni zaten dil becerileri kısmında gösteriyorsun. Yurt dışından dil okuluna gittiğini sertifikayla göstermek yerine yurt dışında dil okula gittiğini eğitime ekleyebilirsin. Sonuçta bir vakit geçirmişsin orada 6 ay, 1 yıl neyse, tamam, bu eğitim işte, okul bu. Yani atıyorum şey yapanlar vardır mesela, bizim İTÜ'de vardı hazırlık sınıfı. Çocuk CV'ye bir de hazırlık sınıfını koyuyor. Bak o konmaz mesela. Sen İTÜ'nün hazırlığı yani neyi koyuyor, ama bir yıl gittin İngiltere'ye okudun işte okunur. Orada çünkü coğrafya değişmiş, her şey değişmiş. Başka ülke, başka şehir, bir sürü deneyimler var ya. Yurt dışı çok büyük bir şeydir arkadaşlar, çok mühim bir deneyimdir. İzmirlilerin de en büyük şansı budur. Bakın biz İstanbullular sizin gibi değiliz, siz çok daha yakınsınız yurt dışına. Ben İzmir'e yaşadım çünkü, geldim gördüm. Herkes mi İtalya'ya gitmiş kardeşim, herkes mi Fransa görmüş, herkes, İzmirliler öyle işte. Liman şehrinde oturduğunuz için nesillerdir gelen bir şey var sizde. Yurt dışına gidip gelme, işte Levantenler geliyor, İtalyan'a, bütün Kıbrıs şehitleri şey, La Sera restoran bilmem ne, İtalyanca restoran isimleri. Çok içindesiniz ve bu çok büyük bir avantaj hepiniz için. Yani İstanbul, bizim üstümüzdesiniz yani. Biz İstanbul'da sizden daha büyük şehirde yaşamamıza rağmen siz yurt dışına gidip gelme olaylarıyla vizyon konusunda bizi aşıyorsunuz. CV'de bunlardan mutlaka bahsetmelisiniz. Mutlaka. Çok önemli bir şey çünkü. Çünkü senin global insan olmak ayrı bir şey, lokal insan olmak ayrı bir şey. Sen globalim diyorsun ya. Her milletten, herkesle otururum, konuşurum, iş güç yapabilirim diyorsun. Evet, teşekkürler. Diğer sorumuz, yeni mezun birinin iş deneyimi olmadığı için CV'de ilk başta en çarpıcı kısım ne oluyor? İşte yeni mezun kelimesini ortadan kaldıralım öncelikle. Dediğim gibi ilk işine girmek isteyen birisi için diye bunu soralım. Stajların var, stajların. Onlar deneyim. Stajların deneyim. Bunları koyuyorsun. Yani onun dışında sağda solda çalışmışlıklarınız varsa onları koyabilirsiniz. Şeyi pek tavsiye etmem. Eğer mesela satış ya da perakende üzerine bir işe başvuruyorsan kalmalı. Bu şeyler oluyor işte, Koton'da kasiyerlik yaptım, ACB'de mağazada çalıştım. Ama inşaat mühendisliği işine başvururken o tip şeyleri CV'ye koyup da nasıl söyleyeyim? O artı değer getirmiyor, eksi değer getiriyor. Çünkü yani şey diye düşünüyor. Ha demek ki babasına harçlık alamamış, gitmiş demek ki fakir çocuğu falan filan. Durduk yere bir anda imaj düşüklüğü oluyor. Hiç gerek yok yani. Ama satış işine başvuruyorsun. Atıyorum ne bileyim, saha ile alakalı bir saha satış destek vesaire. O banko koymak zorundasın. Çünkü en güzel deneyim işte o. Ya da perakende birebir mağazacılığa başvuruyorsun. Koymak zorundasın onu. O tam onun güzel deneyimi. Ama diğer şeyler için gerek yok. Peki, CV'nizin arka sağ renginin önemli olduğundan bahsettiniz. İnşaat mühendisi ve mimarlar için hangi renk olmalıdır? Benim sayfamda benim tavsiye ettiğim, özür dilerim sigara dumanı geliyor şuraya. Benim tavsiye ettiğim renk paletleri var. Arkadaşlar bakın, bu bir renk paletidir mesela. Şurada gördüğümüz, bakın koyu mavi, bayrak kırmızısına yakın bir kırmızı, Furkan'ın kendi ten rengi, beyaz renk ve siyah. 5 renkten oluşan bir renk paleti var burada. Senin de birbiriyle uyumlu bir renk paletin olması lazım. Bir iki gün önce ben inşaat mühendisi içinde, şey mimar içinde uygun renk paletlerini paylaşmıştım. colorpalette.org diye bir site vardır. Oraya girin, bir sürü şeyin fotoğrafı vardır ve orada renk paletleri vardır. Orada görürsün, belli zaten seninkin hangisi olduğu ya. İnşaat ortamında en çok göze batan renkler nedir kardeşim? İşte toprağın rengi, çimentonun grisi, zaten mühendisliğin genel rengi olarak zaten mavi lacivert olayını hep kullanıyoruz. Artı yine inşaat mühendisiysen zaten gökyüzüne doğru binalar dikiyorsun. İşte mavi, senin inşaatına bakarken mavi fonun içinde görüyoruz bütün yaptığın inşaatları, köprüleri, her şeyi yukarı doğru bakarak görüyoruz. Adı üstünde construction yani. O şey kelime bir şeyden vurgulamak istiyorum. Yayının başında söylemiştim ve siz duymadınız. Bu da çok karşılığımı söyledim. Civil engineer diyorsunuz ya arkadaşlar. Civil engineer. Ne demek, hiç düşündünüz mü? Civil engineer.
sivil. Nerededir sivil? Asker vardır, sivil vardır değil mi? Yani ne demek ki civil engineer? Amerika'da, İngiltere işte neredeyse. Demek ki daha önce bütün binaları devlet yapıyormuş. İlk defa siviller bir yere gelip binaya yapmışlar. Onunla da olmuş civil engineer. Bence çok saçma bir kelime. Yani siz yapı mühendisisiniz. Yani pardon, Türkçedeki inşaat mühendisisiniz. İnşa etmek, construct yani. Ben sizin üzerinizde olsam construction engineer yazarım. Şeyde. Türkçesi inşaat mühendisi o ayrı da. Şeye construction engineer yaz, diye size tavsiye ediyorum. İnşaat mühendisinin renkleri onun işte ne olur işte yani. Çimentonun grisi dediğimiz gibi toprağın rengi. Metalin işte kullandığın demirlerin rengi vesaire vesaire. Evet. Diğer sorumla geçiyorum o zaman. Motivasyonla ön yazı arasındaki farklılık nedir? Şimdi ön yazı dediğimiz şu. Mail atıyorsun ya. Şirkete başvurdum. Ha bu arada onu da söyleyeyim arkadaşlar. Şu 1200 CV'den 50 CV'ye geçmenin en kolay yolu şirkete telefon açıp İK'yı bağlatıp İK'nın mailini atıp şak diye CV'yi yollamaktır. Böylece 50 görüntülenen arasına kesin girersin. Onu çok öneririm. Ama sadece sizin için çok uygunsa iş. Yoksa telefon kanalını kuruturuz yani. Bir daha hiçbir İK telefonu bağlamazlar ondan sonra. Eğer ilan okuduğunda diyorsun ki ya bir tek adım yazmıyor. Resmen benden TC'mi de koy tamam olsun ben olsun diyorsan ya o kadar sense ilan o zaman mutlaka ara İK'yı bağlat CV'ni o şekilde gönder. Evet, soru alayım. Mülakatta cevabını bilmediğim fikir sahibi olmadığım bir konu hakkında nasıl davranmalıyım? Mülakata geçelim o zaman CV bitirip. CV bittiyse şu an CV sorularını alayım bittiyse direkt mülakata geçelim. Şu CV tünelinin üzerinden konuşalım hatta mülakatı da. O zaman CV sorularından devam edeyim ben. CV'mize ehliyetlerimiz varsa bunları da koymalı mıyız? Hiç gerekmiyor. Ehliyet. Bak, olması gerekenleri söyledim. Bunun dışında hiçbir şey gerekmiyor. Ehliyet, medeni durum, doğum yeri, doğum tarihi. Hiç. Kime ne? Kime ne? Bir tane daha sorumda. Öğrencilik zamanlarımızda yaptığımız kulüp çalışmalarımız CV'de ve mülakatlarda bizlere faydaları nelerdir? Çok. Biraz sonra konuşacağız işte mülakatlarda. Öğrenci kulüplerinde yaptıklarınızı anlatacağım size. CV'de de dediğim gibi aktif olarak öğrenci kulübünde bulunduysan deneyimler ekleyebilirsin. Onun dışında burada olmayan bir şey var burada bu CV'lerde. Membership, üyelikler, işte atıyorum bilmem Rotary Kulüp, Lions Kulüp, bilmem Fenerbahçeliler Derneği, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği vesaire tarzı bir şeyin içindeysen yaz ki CV yolladığın yerde kişi de oradan olabilir. Ve diyebilir bu da mı bizim kulüptenmiş falan filan diyebilir. Bir tane daha soru abi. İş başvurusundaki iki adayın CV'sine bakılırken hangi özellikler bir adayı daha ön plana çıkarır? Öncelikle CV'nin güzel olması işte. Bak öncelikle kendini el etmemek. 6 saniyede el etmeyeceksin karambollü, karmaşa olan bir CV yaparak. Onun ötesinde senin o işte içeriğin ortaya çıkarıyor. Ben şu an biçimi konuştum. Biçimi nasıl yapmalıyız? Onun dışında senin ön plana çıkan içeriğin. İngilizce bilme seviyen, bilgisayar elini bilme seviyen, daha önce nerelerde çalıştığın, ettiğin bunlar. Evet, teşekkürler. Son sorularım da bunlar benim. Tamam, CV ekranı alabilir miyiz? Beni büyük ekrana verebilir miyiz? Evet. Ya da herhangi biriniz, ya da böyle kendini de verebilirsin. İnsan görmem lazım karşımda ki rahat yapayım, konuşmayayım. Mülakata geçelim. Bitti işte. Evet arkadaşlar. Mülakat. Şimdi bu şeye bir daha geri geliyoruz. CV tüneli. İnşallah herkes çizmiştir. Çizmeyenler için tekrar ediyorum. Şöyle bir yan huni yapıyorsun. 1200'e başlıyor. 50, 10, 5, 3, 1'e kadar gidiyor. İK'cı 50 CV'yi aldı. İçinden pozisyonla uygun olduğunu düşündüğü 10 CV'yi seçti. Bunları assessment gönderdi. Yabancı firmalarda görüşenler varsa bilirsiniz bu kelimeyi. Assessment değerlendirme sınav zinciri gibi bir şey. Bu assessment'ın içinde ne oluyor? İngilizce sınav oluyor. O yüzden mutlaka cep telefonunun hemen elinde translator'ın açık olması lazım. Hemen anında yardım vermek için. Matematik sınavı oluyor. O yüzden mutlaka elinin altında kağıdın, kalemin ve hesap makinen. Gerçek hesap makinesi ama şey değil. Telefonun basmalı olması lazım ki şey yap. Kısa vakitte hemen işlerini gör. Onun dışında kişilik envanteri oluyor. Kişilik envanterine doğru yanlış cevap yoktur. Dürüstlük vardır sadece. Sana 100 soru sorar. Beynini yormak için sorar ki dürüstlüğünü ölçecek. 30. soruda soruyorsa mesela şöyle sorar. Aşağıdaki özel şeylerden, yazdığımız şeylerden size çok uyumluysa 5'te 5'i doldurun, bir az uyumluysa 5'te 1'i doldurun. Yani yanlış cevap diye bir şey yok. Ama sen 30. soruda liderlik vasfına 5'te 5 koyup da 45. soruda takım oyunculuğuna da 5'te 5 koyarsan yalan söylüyorsun.
Çünkü hem lider hem takım oyuncusu aynı anda olmaz. Liderin takım oyuncunu anladığı şudur. Etrafındakileri bir araya getirip geliştirmektir. Budur lider. Takımın parçası olayım diye bir şey yok. Ben mesela takım parçası olamam yani. Öyle bir şey huyum yok. Sen de olamadım. Öyle bir vasfım yok. O da bir yetenek bende yok. Bunlar böyledir. Bu 10 kişiye bunlar gönderilir. Dediğim gibi bu sınavlar çok kolaydır. Herkes de geçer. 10 kişinin 10'u da geçer. İK'cı bunlarla işte dediğim gibi dijitalde, online'da görüşme yapacak. İK'cı kendi açısından bakar konuya. Neye bakar? Bu kişi benim yazdığım iş ilanındaki, çünkü o iş ilanının detaylarını bilmiyor. Ona departmanın müdürü küçük bir kağıt yazmış. Brief demiş ki işte İK bahisecim bana yeni mezun inşaat mühendisi bulur musun? AutoCAD bilsin. Sallıyorum. Neydi o bir program? AutoCAD'in bir üstü neydi? Katpa mıydı? Yok. AutoCAD'in bir üstü var ya, AutoCAD'in makine mühendisleri çok kullanıyor. Kapay mıydı? Katpa mıydı? Bilsin falan filan. İK'cının yani konuyla alakalı bir fikri yok. O sadece kendine verilen brief'teki şeyleri görüyor. Onu bir iş ilanına çeviriyor. İşte yüklüyor, yüklüyor. İK'cı şuna bakıyor işte. Benim yazdığım iş ilanıyla bu gelen CV, bu gelen kişi ne kadar uyumlu? CV'de yazan şeyler doğru mu? Çünkü bir iki soru soracak. Onları işte ölçeceksen ben doğru mu değil mi? Mesela İngilizce CV'nin öğretmek için şey diyecek. Şu andan itibaren İngilizce konuşabilir miyiz diyecek. Hemen atlayacaksın. Let me continue diyeceksin. Hiç bak evet mehmet yok yani. Hemen İngilizce gireceksin orada. Atak yapacaksın. Let me continue deyip devam edeceksin. 2 dakika dayanır. En kral İK'cı benim gördüğüm 2 dakikada bayılıyorlar arkadaşlar. Çünkü onların İngilizce genelde zayıf oluyor. Tamam diyor. Okey tamam Türkçe denedim diyor. Hep böyle olmuştur bana görüşmelerimde. İK'cı da işte neye bakıyor dediğimiz gibi. İlanı yeterlilikleri karşılıyor mu? Kurum kültürümüze uyum sağlayabilecek birisi mi? İnsan kaynakları açısından bakıyor kısaca yani olaya bakarken. Müdüre gittiğinde müdür şeye bakıyor. Birebir kendisine yardımcı alacağı için. İş yapabilecek durumda mı? Ben bu şu atıyorum bahiseye aldığımda, aldığım anda hemen oturup projeye başlayacak durumda mı? Ne kadar şey gidi, stajlarda ne kadar nemalanabilmiş? Olayın içine girmiş mi yani? Öğrenmiş mi? Hevesi var mı? Şuraya kafayı sokalım modunda mı? Kapağı atalım modunda mı? Yoksa şey mi? Yapacağım, edeceğim, yapmak istiyorum falan. Müdürün duymak istediği şu bahise. Sen ona ne kadar yardımcı olacaksın? Müdür bunu duymak istiyor işte. Senin bütün iş görüş, müdürle yapacağın iş görüşmesinin bütün şeyi, teması diyeceğim yani ana şeyi, mantalitesi, müdürüne ne kadar yardımcı olabileceğin. Çünkü müdürün tatile gitmek istiyor. Onun için seni işe alıyor işte. Temmuz ayında atıyorum bir hafta Yunan adalarına gitmek istiyor eşiyle, çocuğuyla. Ama gidemiyor. Çünkü işlermiş de işte. Sen ona o rahatlığı vermen lazım. Ben burada çalışırsam rahatlıkla tatile gidebilirsin dedirtmen lazım görüşme sonunda. Daha sonra gittiği yerde direktöre gidiyor. Direktör de şuna bakıyor. Çünkü o müdürün de müdürü artık uzun zamandır orada. Uzun yıllar ben bu kişiyle çalışabilir miyim? Ve ben bu kişiyi terfi ettirebilir miyim? Yöneticilik anlamında bunda bir ışık görüyor muyum? Çünkü birisini müdür yapacağız. Bunların müdürü. Müdür olacak yakın zamanda. O da buna bakıyor. Bir üst aşamaya geçtin artık. Son aşama. Patron genel müdür aşaması. Orada artık CV, MV, SolidWorks, AutoCAD. Bunların hiçbiri yok. Orada patron diyor ki ben seni istiyor muyum, istemiyor muyum? Konu bu. Yani ne mesela? Genel müdür şöyle der genelde işte ben bu kişiyi bu organizasyonuma katarken bir değer ekleyecek mi bu kişi? Buranın genel bir faydası yani bana faydası olacak mı bana? Benim genel müdürlük işimi rahatlatacak ne faydası olacak? O tip durumlarda söyleyecek en güzel şeyler bence şudur. Ben her yaptığım işi kendi işim gibi gören bir insanım. Şirketimin zararını hiçbir şey yapmayacağım gibi tam tersine hep faydasına ve hep işlerin büyümesi yönünde vesaire tarzı bir mantalitem vardır. Çünkü neden? Yarın bir gün kendi o işi benimseyeceksin ki iş neymiş onu anlayasın da sen de yarın bir gün bir şansın olsun kendi firman olması için. Bunlar böyle. Şimdi klasik iş görüşmesi şunu anlamanızı istiyorum. İK'cıya yapılacak söylem başka, müdüre yapılacak söylem başka. İK'cıya şey işte bu şirkete şunları şunları katacağım muhabbeti. Müdüre sizde şöyle yardımcı olacağım muhabbeti. Direktöre burada uzun yıllar kalacağım ve beni yönetici yapabilirsiniz tarzı bir muhabbet. İşte patronu ve genel müdürü de birebir ben buraya şey yapacağım. Faydalı olacağım. Şöyle yapacağım işte satışları artıracağım falan filan tarzı bir temalı bir konuşmanız yapmanız lazım. İş görüşmelerinin klasik soruları. Türkiye'de ve yurt dışında. Yurt dışında soruları sormuyor artık. Türkiye'ye klasik sorular nedir? Birinci soru. Bize kendinizden bahseder misiniz? Dediğinde işte kardeşim, mardeşim, İzmirliyim falan filan değil. Şu okulun şu bölümünü bitirdim. Şu dersler özellikle çok ilgimi çekmişti. Bunlar üzerinde kendimi ayrıca bir yetiştirdim. Şu konularda sertifika aldım, işte eğitimler aldım vesaire. Çalıştığım firmaya da şu alanlarda değer katmak istiyorum. Bunun cevabı bu. Bizimle niye çalışmak istiyorsun? Sorarlar. Neden bu firma? Onu cevap vermek için bir önceki akşam şirketin bütün web sitesini hatmedeceksin. Ne var ne yok. Şeyine kadar misyonumuz, vizyonumuz. Sosyal sorumluluk projelerine kadar. Orada bir şey yakalarsın çünkü. İlginç bir şey yakalarsın. Tam senlik bir konu yakalarsın mesela. Örnek veriyorum.
çocukken köyde yaşamışsındır. Köy ilkokulundan gelerek gelmişsindir. O şirketin de bir numaralı olayı inşaat firmasının bütün Ege bölgesindeki köy ilkokullarını renove ediyorlardır mesela. Ya çok güzel, senin tam güzel detay işte. Tam hayatında örtüştürebileceğin. Niye orayı çizmek istiyorsun? Çünkü ben de bir köy çocuğuyum. Ben de köyden başlamıştım. Sizin böyle bir şey yaptığınızı görmek beni çok etkiledi diyebilirsin. Sosyal medyayı mutlaka girin bakın. Ekşi Sözlüğe girin bakın. Bu şirketle alakalı daha önce görüşenler, çalışanlar ne yazmışlar? Glassdoor diye bir site vardır bilirsiniz. Bütün dünyada da var o. O şirketle alakalı daha önce görüşenler, çalışanların fikirlerini yazdıkları yerler. Şikayetimvar.com var mesela biliyorsunuz. Şikayeti olanlar. Bunların hepsini geçirin kafanızdan ve cevabı verin. Neden bu şirkette çalışmak istiyorsun? Mesela bence güzel cevaplardan biri şudur. Ben bu şirkete girersem çok hızlı bir şekilde büyüyebileceğimi ve şirkete de katkı alabileceğimi düşünüyorum. Neden? Çünkü çalışmanızı gördüm, projelerinizi gördüm vesaire. Çok aktif, dünyanın orasında burasında inşaatlar yapıyorsunuz. Tam içine girmek istediğim ortam yani. Tarzı o şirketi de biraz şey yaparak, şöyle değerli gibi şey yaparak, ifade ederek bir şey söyleyebilirsin. Neden seni iş almamız gerekiyor? Bunu sorarlar. Neden sen? Ben valla bunu sorunca ilk şeyi söylerim. Allah'ım ben sizin yazıyorsam beni alırım. Onun için geldim buraya kendi tanıtmaya. Neden ben? Çünkü ben şu konularda iyiyim yani. İyiyim. Kendimi yetiştirdim. Güveniyorum. Artı değer olarak söylenebilecek şeyler mesela. Neden ben? Çünkü ben çok hızlı adapte olabilen birisiyim. Ben şu an bakın sizinle bile daha şu an adapte oldum yani. Ben anında işe girdiğim an bilgisayarı verin şeyi açayım. Hemen çalışmaya başlarım. Hemen insanlarla kaynaşırım ederim. Bu yüzden ben işte. Ben sizin şirketinizdeki zincirin sağlam halkalarından biri olmaya talibim. Çünkü öyle bir insanım. Böyle yetiştirdim, böyle eğitirdim. Şu an işte hazırım, geldim. Neden ben? Şu konularda özel yetkinliğim var. Atıyorum tasarım, inşaat mühendisiyim. Ama tasarım mühendisiyim yani. Ben çok iyi tasarlarım. Mimarlarla çok güzel briefleşirim, onlarla beraber çalışırım, ederim. Ya da şantiyeciyim. Bir işin başından sonuna kadar, kendi inşaatımmış gibi sonuna kadar son işçi çıkmadan çıkmam. Bana güvenebilirsiniz. Çok seviyorum çünkü yani. Benim hayatım çimento kum. En sevdiğim diyebilirsin. Ya da çelik konstrüksiyoncuyum. Okula girdiğim günden beri dünyanın neresinde ne oluyor ne bitiyor. Norveç'inden Japonya'sına çelik konstrüksiyonla alakalı her şeyi yanıldım, yuttum, bitirdim. Bana sorun işte. Bunun için işte ben işe alayım. Çelik konstrüksiyonla alakalı bir sorunuz varsa buradayım. Kaynak geldi. Google elinizin altında. Tarzı. 5 yıl sonra kendini nerede görmek istiyorsun? Klasik soru. Film vardır. İzlediniz mi? Robert De Niro'nun Stajyer, Intern. İzlemeyenler mutlaka izlesin. İşe girdiğinizde neler yapmanız gerektiğini mükemmel anlatan film o. 70 yaşında bir adam emeklilikten sıkılıyor. Staj olarak bir yerde işe giriyor. Mutlaka izleyin. O da beyaz gömlek giyiyor bu arada. Neyse. 5 yıl sonra o adama da soruyorlar. 10 yıl sonra kendini nerede görmek istiyorsun? Diyor ki şaka mı yapıyorsun kardeşim? 70 yaşındayım. Yani. Herhalde mezarlıkta. Nerede diyor yani. 5 yıl sonra kendi iş görüşmesinde size ne sorarlarsa sorsunlar. Sen hep yapıcı, yukarı doğru bir gelişimden bahsedecek cevap vermen gerekiyor. Ana şeyin bu olması lazım zaten. 5 yıl sonra kendini nerede görmek istiyorsun? Bununla alakalı duyduğum en güzel cevap şuydu. Sürekli her akşam Zoom yayını yapıyorum. Çocuklara da soruyorum. Dedim arkadaşlar siz olsanız ne söylerdiniz? En güzel cevap şuydu. 5 yıl içerisinde bu şirketteki herkesin gelip bir şeyler danışabileceği birisi olmak istiyorum. Çünkü bunun içinde bak ne kadar çok vaat var. 5 yıl sonra buradayım. Bak gitmiyorum. 5 yıl sonra buradayım. Mesleğimle alakalı artı firma ve şirketle alakalı genel her şeyi öğreneceğim. Herkesle aramı çok iyi tutacağım ve gelip bana danışacaksınız. Hepsini bir kere de söylüyorum. O sorunca abi işte böyle bir şey olacak. 5 yıl boyunca hala orada olduğunu, orada bir takım şeyler geliştireceğini, herkesle iyi anlaşacağını vesaire vesaire ifade edecek bir şey olması lazım. Ben ne söylüyorum mesela kendi adıma? Benim yaşım sizden çok büyük olduğu için artık bunu söyleyecek durumdayım. Atıyorum bir şirketin İletişim müdürü ya da pazar müdürü işine başvurmuş. 5 yıl sonra kendini nerede görüyorsun dediğinde diyorum ki önümüzdeki 5 yıl içerisinde Türkiye'de yapacağım başarılı çalışmalarla best practice olarak kendimi algılatıp kıta şey olmak istiyorum direktörü. Türkiye artı bütün Doğu Avrupa'nın kıta direktörü olmak istiyorum demişler. Bunu söyleyebilirsin. Bunlar klasik sorular. Onun dışında bunun ötesine geçelim diyorsanız ötesine geçelim. Daha dün gece bir yazı yayını paylaşmıştım ben sayfamda. Okumayanlar için de şey yapayım. Şuradan Türkçe'ye çevirmiştim. O benim Procter & Gamble firmasında bana sorulan sorulardı. Ben 2009 yılında arkadaşlar Romanya'da Procter & Gamble dünyanın bir numaralı firması. İşe girebilirsiniz. Çok mutlu olurum sizin için. Yani her konuda en iyi firma. Orada işe girmiştim. Çok korkuyordum. Çünkü yıllardır orada Türkiye'de işe girmek istiyordum ve giremiyordum. Kapısından bile geçemiyordum. Görüşmeye bile beni çağırmadılar. Fakat ben kafaya koydum o şirkete gireceğim yani kapıdan kovulsam bacadan gireceğim. Romanya'ya başvurmuştum. O zaman Romanya'da başka bir işler yapıyordum. O vesileyle başvurmuştum. Nasıl olsa dedim buradayım görüşmeye gidebilirim. Şimdi sonun sorularını okuyacağım.
Ben Romanya'da o şeye girmeden önce bir önceki akşam 2009 bak üzerine daha 12 sene geçti şu an. 12 sene internete neler yüklendi. 2009'da forum.memurlar.net diye bir KPSS sitesi var. Orada firmanın mülakat sorularını bulmuştum ben. Ve sabaha kadar oturdum, hazırlandım, cevaplarımı hazırladım, düşündüm, ettim. Sonra o cevapları uyandıktan sonra uçakta Romanya'ya giderken bir daha geliştirdim falan filan. Metroda bir daha geliştirdim. O gün ben 5 görüşmeye girdim. Onların normalde bir tanesi böyle can alır yani. O kadar ağır görüşme, o kadar zor. Ama hazırlıklı insan için zor diye bir şey yok. Ben o gün peş peşe 5 tane girdim. Vizem bitiyordu çünkü Romanya vizem. Bir daha gidemezdim. 5 peşe 5 saatte 5 görüşmeye girdim. Hepsinde geçtim. Sonra da işe girdim. Sonuçta Procter & Gamble'ın bütün Doğu Avrupa satın alma müdürü oldum. Pazarlama üzerine. O firmanın ve bütün firmaların soruları Google'da var. Nasıl var? O firmada görüşmeye gidip de işe girememiş insanlar yazıyorlar. Ekşi Sözlüğe yazıyorlar, Glassdoor'a yazıyorlar, İşkole'ye yazıyorlar. Google'da hepsi var arkadaşlar. Hepsi. Büyük firmalar tabii yani. Küçükler yoktur da. Büyük firmaların hepsi var. Ben mesela bu en güzel sorulardan bana da sorulmuş olan. Bak bunlar 2003 yılında en samimi arkadaşıma soruldu. PNG işe girdi. 2009'da bana soruldu. Ben işe girdim. Ege Üniversitesi'nden bir kardeşim var. Şimdi adını kullanmak istemiyorum. 2 hafta önce o da bu firmada iş görüşmesine girdi. Öncesinde bir ufak hazırlık yapmıştık beraber. Mülakat simülasyonu yapmıştık. Aynen sorular geldi. Çocuk zaten hazırlamıştı bütün cevaplarını. Güzelce cevaplarını verdi. Bugün de ona şey gelmiş. Bir sonraki aşamaya geçtiğine dair ona şey gelmiş. Mail gelmiş. İnşallah iş alacak yani öyle görünüyor. Bu sorulardan size okuyayım. Dediğim gibi LinkedIn sayfamda var. Daha çok yani son 3'ten 4. postum bu. Ama herkes beni takip etmek zorunda değil. Onun için yavaş yavaş okuyayım. Not alın isterseniz. Bu sorular normalde İngilizcedir. Ben de İngilizce bunu tercüme etmiştim. Herkes kolay anlasın diye. Bunlar uluslararası firmaların banko soruları arkadaşlar. Bu sorulara cevap verebilecek yetkinlikte iseniz, hazırsanız onun dışındaki her soruya da cevap verirsiniz. Bunlar en şeyler, en babalar yani. Bir, çeşitli seçeneklerin risklerini ve getirilerini tartarak aldığın bir kararı anlat. Mesela örnek vereyim. Üniversite sınavında ilk yıl girdin. Daha düşük bir okul kazandın. Dedin ki ya ben 9.50 okumak istiyorum. İnşaat okumak istiyorum. Şu an bu sene olmadı ama yani bir daha yapabiliriz. Atıyorum girdiğin okulda birinci yıl komple serdin. Dedin ki ben üniversite sınavına hazırlanacağım. Ben 9.50 inşaata gireceğim. Ha bak işte. Riskler. Ne riskler? 9.50 inşaatı kazanamayabilirsin. Ve bu yüzden girdiğin okul bir yıl daha uzayabilir. İşte bu riski almışsın. Diyorsun ki ben 4 yılına gerekirse burada 5 yıl bitiririm ama şu bir seneyi 9.50 inşaata girmek için kullanacağım. Getirileri ne? 9.50 inşaat mezunu olmak işte getirisi de bu. Bu buna çok güzel bir örnektir mesela. Yine dün bir çocuk vardı. Hangi okuldu kardeşim ya? Yine Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'ndendi galiba. Önce inşaata girmiş, sevmemiş. Bir yıl sonra bir daha içeriden mi şey yapmış, üniversite mi yapmış tam hatırlamıyorum da. Otomotiv mühendisliğine geçmiş, onu çok sevmiş. Dedim kardeşim evet bak senin sonunda bu şeyin bu işte. Düşündün, tarttın, ettin. Baktın inşaat benlik değil dedin. Tam bunun cevabı. İkinci soruyu tekrar edeyim yazanlar için. Çeşitli seçeneklerin risklerini ve getirilerini tartarak aldığım bir karar anlat. İkinci soru. Bak bir soru geldi ya demin. Öğrenci kulüplerinden nasıl bahsedebiliriz? Heh işte geliyor şu an. Bunu, şu an tamamen öğrenci kulübü şeylerinden bahsediyorum sana. İkinci soru. Uzmanlığına istinaden birilerinin seni kaynak olarak kullandığı bir durumu anlat. Tam öğrenci kulübü sorusu işte. Öğrenci kulübündesin. Herkes elektrik mühendisi. Sen uluslararası ilişkilercisin. Ve bir konu sen biliyorsun sadece. Sana da danışmaları lazım. Uluslararası proje hazırlanıyor. Almanya'da bir şey sunacaklar. Evet. Mesela. Sana da danışılacak işte. Bu. Üçüncü soru. Çok güzel bir endüstri mühendisi sorusu. Bak hep endüstri mühendisleri banko geliyor. Mühendisler de genelde geliyor. Bunu yapmanın daha iyi bir yolu var diyerek mevcut bir fikir veya süreci iyileştirdiğin bir örnek ver. Yine öğrenci kulübünden, okuldaki organizasyonlardan neler neler bulursunuz buna. Tekrar edeyim. Bunu yapmanın daha iyi bir yolu var diyerek mevcut bir fikir veya süreci iyileştirdiğin bir örnek ver. Dördüncü soru. Bak buna ben örnek verelim istiyorsanız ya. Bunu yapmanın daha bir sürü şey vardır ya. Yani her gün yaptığınız bir şey arkadaşlar. İnşaat mühendisleri özellikle sizin için söylüyorum. Her gün bu konuyu siz yaşıyorsunuz hayatınızda yani. Dördüncü soru. Yine öğrenci kulübü sorusu. Bir gruba katılıp ortaya atıldığın, diğer insanların da desteğini alarak iyi bir sonuç elde ettiğin bir olay anlat. Biri gruba giriyorsun. Bir insan grubuna, her öğrenci grubuna başka bir şey olur. Bir mevzuyla alakalı diyorsun ki bunu ben yapayım. Ortaya atlıyorsun. Ama sadece atlamak değil, diğerlerinin de desteğini alarak ortaya bir şey çıkarıyorsunuz. Düşün işte, ne olabilir? Bunları işte iş görüşmesinde bir anda sorunca cevap bulmak çok zor oluyor. Ama sana hayatında neler neler var da o an stresi de söyleyemiyorsun. Başka bir soru.
Yine bak okulla alakalı örnek verecek soru bu. Farklı bakış açılarına sahip insanlarla yapıcı ve kalıcı ilişki kurup bir şey başardın mı? Evet. Yine deminki örnekten gidebiliriz bak buna. Mühendissin. Doktor tıp okuyan çocuklarla bir şey yapıyorsunuz. Burada mı bak bu soruları arkadaşlar sorudaki bütün kelimeleri karşılaması lazım cevabının. Bak ne diyor? Farklı bakış açılarına sahip insanlarla bir kere farklı bakış açısına sahip birileri olacak hikayenin içinde. Yapıcı ve kalıcı ilişki kurup bir şeyi başardın mı? İşte mesela bunu düşünebilirsiniz. Bu yani siyasi olarak senden farklı bakış açısına sahip insanlar olabilir. Hayat tarzı olarak başka olabilir. Erasmus'a gittin. Polonya'da kaldın. Bambaşka bir kültür. Ama sen onlarla ilişki kurup bir şey başarıyorsun sonunda. Bunu söylemelisin. 6. Bak mükemmel bir mühendislik sorusu. Bu sorunun cevabını bulduktan sonra annenize babanıza da konuşun. Çünkü muhtemelen bunun cevabını siz babanızdan aldınız yıllar önce. Birine verimlilik ne demektir hiç öğrettin mi? Annen her gün öğretiyor sana. Ne diyor? Kızım şu tavuğu fırına koymadan önce tavuğu hazırlayalım fırına koymak için. Salatayı çorbayı sonra yaparız. Zaten bir fırın başlasın. Al verimlilik işte. Zamanın verimli kullanılması. Ben babamdan şey öğrenmiştim. Babam inşaatçıydı dediğim gibi. Çok hep koştururdu böyle şantiyeleri mantiyeleri. Vakti çok az olurdu. Bir gün baktım babam dişlerini fırçalarken saçlarını tarıyor. Baba dedim ne yapıyorsun ya dişlerini fırçalarken. Oğlum dedi vaktim yok. Bak hatta da ayakkabını da bağlayamayacağım. Onu da aslında şeyle bağlayacağım. Aradığı da bağlayacağım. Bu dedi verimliliktir işte. Zamanı verimli kullanmaktır dedi yani. Bunu düşünün. Ve mutlaka kardeşine, mardeşine kesin öğretmişsindir. Verimlilik nedir? 7. Uzun süredir çözemediğin sorununu başka birinden aldığın bilgiyle çözdün mü? Bir konuda takılacaksın, tıkanacaksın ve hocan, annen, baban, abin, birisi diyecek ki ya Bayse şöyle yapsanıza diyecek ve senin konu çözülecek. İşte burada dinliyor musun milleti, saygılı mısın bunu ölçüyor. Bakın bu soruların hepsi bir şey ölçüyor arkadaşlar. Hepsi bir güçlü yön ölçüyor aslında. Bak mesela birinci soru çeşitli seçeneklerin bilmem ne aldığın kararı anlat. İşte burada neyi ölçüyor? Stratejik bakış açısı. İkinci soruda milletin seni kaynak olarak kullanması. Burada araştırmacılığın bir şeyler araştırmış öğrenmişsin ki millet seni kaynak olarak kullanıyor. Bunu yapmanın daha iyi bir yolu var mı? Evet esnekliğin, flexibility. Burada da bunu şey yapmışsın. Dördüncü soru bir gruba katılıp ortaya atılıp bilmem ne liderlik. Beşinci soru farklı bakış açısına sahip insanlarla kalıcı ilişki, iletişim. Altıncı soru verimlilik ne demektir öğrettin mi? Evet verimlilik her şeyin başı zaten mühendisliğin başı yani verimlilik. 7 yine konuştuk. Şimdi 8. soruya geldik. Dinleyin. Olağan dışı değişiklik nedeniyle ortaya çıkan bir sorunun esnek düşünerek üstesinden geldiğin oldu mu? Evet. Yurt dışından misafir bekliyordun. Uçak takıldı. Uçak takıldığı için senin buradaki organizasyon sıkıntıya girdi. Normal A planından çıkıp B planına geçtin. Esnek düşünüp bir çözüm buldun. Düşünün işte bunu. Çok vardır örneği size. 9. Birbiriyle rekabet eden birçok öncelik arasında denge kurarak bir işini yürüttüğün oldu mu? Örnek vereyim buna. Pazar günü müdür seni işe çağırıyor. Sen de pazar günü annene söz vermişsin. Akşam düğün varmış. Annen demiş ki ya Bayse şu benim arabayı sen yıka da kızım düğüne gideceğiz. Ayıp olmasın millete şimdi kirli arabayla. Müdür de çağırdı. İşe gideceksin. İşte bu durumda ne yaparsın? Ne yaparsın? Çok basit. Annenin arabasıyla çıkarsın yola. Araba yıkama şey servisine bırakırsın. Taksiyle işe devam edersin. Dönüşte arabayı alır gelirsin. Oraya yıkamanın parasını şirkete masraf yazarsın. Niye? Çünkü ben bugün burada olmak zorunda değildim. Anneme yardım edecektim. Madem bu araba parayla yıkandı teşekkür ederim. Hep beraber. Bu da bunun cevabı mesela. Bunun için bir örnektir. Yani. Siz düşünün. Ben şu an en basit söylüyorum. 10. soru. En sevdiğim soru bunun arasında bence bu. Farklı bakış açılarını ve yaklaşımları bir araya getirip bir soruna etkili bir çözüm geliştirdiğin oldu mu? Bak yine bu mühendis şey üzerinden ikileminden gidelim. Sen mühendissin, sağlık yönetimi ya da sosyal hizmetler tarzı bölümde okuyan arkadaşlarınızla beraber bir şey yapıyorsun. Sen olaya mühendis bakış açısına bakıyorsun. Arkadaşlar bunu kolay ve kalıcı yapalım. Tamam mı? Ya, öbür tarafta iletişimciler var, pazarlama, reklamcı. Onlar diyor ki arkadaşlar şunu biraz hoş yapalım ya. Yani tamam kolay kalıcı biraz hoş olsun, göz hoş gelsin. Tamam. Bu ikisini birleştirerek hem mühendis gibi kolay, sağlam, kalıcı hem iletişimcinin gözüyle göze hoş gelen, albenisi olan, çekici bir şey yapmanın cevabı bu soru işte. 11. Yine tipik bir mühendis ölçme sorusu. Kısıtlı kaynaklarla bir sorunu çözmeyi başardığın bir durum anlat. Bir sürü. Bir yere beton dökeceksiniz, yol yapılıyor, çimento az. Ne yapayım?
yapıyorsun? Gidip dağdan taşları kırıyorsun. Taşlarla biraz bir döşüyorsun. Geri kalan çimentonun üstünü kapatıyorsun işte. Mesela. Daha bir sürü örnek verilir yani buna. Kızların çok var. Yani şey ne o? Makyaj malzemesi mesela pahalandı bu ara. Ivırdan zıvırdan makyaj malzemesi yapıp olayı çözüyor kız yani. Bakınca sen sanıyorsun ki şey güzellik merkezine çıkmış bir harfi limonla yapmış atıyorum yani. Mesela. 12. Yine bak yöneticiden beklenen bir vasıftır bu. Yapacak çok işinin olduğu ve yapılacaklar arasında önceliklendirme yapman gereken bir durum oldu mu? Evet. Prioritization. Günlük mesai 9 saat. Senin 15 saatlik işin var. Hepsini yapamazsın. Neye göre seçeceksin de 9 saati? Neye göre ertelenebilirler? Ertelenemeyenler. Aynı şekilde. Kısıtlı bir paran var. 4000 lira paran var. Bir şeyler ödemen lazım. Şimdi neyi erteleyebilirsin diyorsun. Ya bizim ev sahibiyle aramız iyi. Ahmet amca beni biraz daha şey yapabilir. Şu kirayı vermeyeyim de elektriği vereyim. Çünkü kesilirse üşüyeceğiz yani evin içinde. Mesela bak, bu önceliklendirme işte bu. Yetmeyen kaynağı bunlara bölüştürmeye çalışıyorsun. Ertelemeyle. Bunu niye sorarlar biliyor musunuz? Bir şirkette işe girdin. Genel müdür asistanısın mesela. Genel müdürün de o hafta yapması gereken 70 tane task var. Tamam mı? Ve haftalık programa 45'i sığıyor. İşte hangi 25'ini sen erteleyeceksin? Mesela atıyor şeyi erteleyemezsin. Almanya'dan şirket ortakları geliyor. Bunu erteleyemezsin. Ama şeyi erteleyebilirsin. Stajyerlerle alakalı tanışma toplantısı. Ertele kardeşim ne olacak? Bunun acelesi yok ki yani. Burada işte acelenin sıralaması. Ve son soru. Bu da çok güzel soru. Doğruluğundan emin olduğun bir fikrini diğerleri kabul etmediğinde ne yaparsın? Bak iki tane şey kötü cevap var. Bir, etmezlerse etmesin kardeşim falan şey yani teslimiyet. İki, etmiyorlar mı falan işte küstüm o da teslimiyet. Teslimiyet yok. Sen doğru olduğundan eminsen tamam mı? Sonuna kadar ama antipatik olmadan ikna edecek şekilde her gün gelip kafasına yoracak gibi değil. Nasıl? Bir şey söyledin. Millet dedi ki ya bu böyle olmaz. Ha öyle mi? Bayisi oturur bilgisayarın başına bir hafta projesini hazırlar. Her şeyiyle rakamıyla makamıyla. Bakın arkadaşlar geçen hafta bir şey söyledik. Böyle böyle dediniz ama çalıştım yani. Hesap kitap burada işte ya. Aynen dediğim gibi. Bir 15 dakika beni bir sunumda izleyebilirsiniz. Yine olmaz diyorsanız olmaz. Ama ben bir göstereceğim. Bunun cevabı da bu arkadaşlar. Buna benzer cevaplar. Mülakatlarda bu. Mülakatlarla alakalı söyleyebileceğim. Onun dışındaki bir numaralı şey hava. Mod, motivasyon. Sen mülakata giderken kurt gibi de gidebilirsin, kuzu gibi de gidebilirsin. Kuzu şu işte, kuzuyu kaparlar yani. Beni kapsınlar, ne olur beni işe alsınlar. Beni işe alın. Bu kuzu. Kurt almaya gidiyor. Beni işe alın değil, ben işe almaya gidiyorum diyor. İşe almaya gideceksin. Orada çünkü bakın, bir iş görüşmesi, senin için iş görüşmesi, karşındaki insan için iş görüşmesi değil, İK'cının ya da müdürün o iş görüşmesi değil ki. O günlük işleri arasındaki 50-60 tane taskı varsa bir tanesi de bu. Hiç de mühim bir şey değil onun için açıkçası yani. Senin için çok mühim. Senin iş görüşmen. O yüzden dediğim gibi işi almaya gidiyorsun. İşe alınmaya gitmiyorsun. Kurt gibi gidiyorsun. Mesela benden başka kaç tane aday var? Sana ne kardeşim? Sen mi görüşeceksin onlarla? O İK'cının işi. Seni ilgilendirmiyor ki. Sen işte genç insanlarsınız yani. Erkeklerle kızlarla görüşüyorsunuz ediyorsunuz. Birisine hoşlandın açılmaya gittiğinde diyor musun acaba benden başka 5 tane kız geldi mi? Sana ne? Senin işin değil ki bu yani. Sen kendi işi al gel. Bunu söyleyebilirim. En önemlisi bu yani. Onun dışında kendine güvenmek çok önemli. Yani bütün Türkiye'yi söylüyorum da şu an İzmirlileri söyleyince biraz komik olacak. Bu mütevazı olmayın diyeceğim. Siz zaten mütevazı olmuyorsunuz. Genelde bir mütevazilik hastalığı var çünkü Türkiye'nin geri kalanında. Sizde öyle bir sıkıntı zaten yok. İddialı olun. Ha size evet tersten söyleyeyim o zaman. İddialı olmayı abartmayalım. Yani mantıklı bir şekilde. Çünkü fikirsiz zikir olmaz. Bir şey söylüyorsan argümanıyla söylemen lazım. Ben şu konuda iyiyim çünkü şurada kanıtlandı. Şunu yaptık işte o yüzden kendimize güveniyoruz tarzı argümanla konuşmak lazım. Özellikle mühendislerin yapması gereken bir şey bu. Hatta bir örnek vereceğim size inşaat mühendisi deyince aklıma geldi. Süleyman Demirel vardı eski cumhurbaşkanımız o da İTÜ inşaat mezunu bir sürü inşaat yaptı Türkiye'ye. İlk şeyde seçim mitingine gitmiş 1960'larda Adalet Partisi başkanıyken çıkmış ilk miting. Herif çok zeki böyle Amerika'dan falan filan gelmiş böyle. Anlatmış bunun kafasına domatesleri fırlatmış bütün halk tamam mı? Çok üzülmüş bu demiş ya niye böyle oldu falan filan. İnmiş danışmanlar işte herkes mühendis onun gibi. Ya demiş arkadaşlar niye böyle oldu? Abi demişler sen ne anlattın ki millet ne anlatsın yani? Burası demiş İTÜ'nün inşaat fakültesinin amfisi mi yani? Bu halkın insanlara ona göre anlatsana kardeşim yani anladın mı? Sen de İK ile görüşürken inşaat minşaat deme işte.
o müdürle konuşurken konuşacağın şeyler. İK ile konuşurken kişilik özelliklerim, o eğitim meğitim falan filan yapman gerekiyor. Bunu söyleyebilirim arkadaşlar. Onun dışında da benim aldığım bir takım notlar var geçmiş şeylerde. Onlarla da bir bakayım. Atlamamız gereken bir şey olmasın. Bir saniye. Ben şuradan bir notlarımdan devam edeyim. Sonra geçelim. Şu şeyi hiç söylemeyin arkadaşlar. Olumlu olumsuz cevap verin. Bak ben iletişimciyim. Negatif kelime geçtiği anda pozitif kelime unutulur, duyulmaz. Olumlu olumsuz cevap verin cümlesini karşındaki olumsuz cevap verin diye duyar. Yani beni reddedin demiş oluyorsun. Öyle bir şey yok. Sen şunu soracaksın. İşe girecek kişi eğer ben olursam işbaşı tarihim ne zaman öğrenebilir miyim? İddialı. Eğer ben gireceksem falan filan. Öbür türlü olumlu olumsuz ezik modu yani. Onun dışında bana bir arkadaşım sormuştu bir yayında. Bir İK uzmanı çocuğa ne söylemiş? Bakın şaka gibi ya. Nasıl İK uzmanısın? Kıza demiş ki iş görüşmelerinde hırçın ve hırslı olmalısın. Böyle şey olur mu arkadaşlar? Ne hırçın ne hırsızı ya? Kavga etmeye mi? Dövmeye mi diyorsun İK'cıyı? Ne hırçını? Sen iş görüşmeninde iddialı ve mutlu olacaksın. Mutlu. Bir kitap çıktı geçen ay. Mutlu olmayan cennete giremez. Evet, mutlu olmayan işe de giremez. Kimse iş yerine dramatik bir insan alıp da moral bozmak istemiyor. Herkese moral lazım arkadaşlar. Pozitif olacaksın. Paran olmayabilir. Ben de parasızdım iş gibi. Ben Romanya gittiğimde o bahsettiğim iş görüşmeninde cebimde simit param yoktu ya. Sabah bindim işte bir taksi param vardı havalanına kadar. Bir de dönüş taksi param vardı. Bu kimseyi ilgilendirmiyor ki. Onları, senin problemin bu. Sen problemi millete açmayacaksın. Yetişkin insansın. Çocuk değilsin yani. Onun dışında bir şey daha vardı. Neydi bu? Bir saniye arkadaşlar. Bunlara bakayım. Yoksa direkt sorularınıza geçeyim. Bir saniye daha istiyorum sizden son olarak. Evet şunu not almışım. İş görüşmelerinde mutlaka rahat olmalısın. Karşındaki İK'cı ya da diğer müdür neyse bunlar seni işe almamak için oraya oturan zalimler değiller. Bunların elemana ihtiyaçları var. Sen de uygun kişiysen seni işe alacaklar. Yani bunlar seni mutlu etmek için oradalar. Seni işe almak için. Sana bir pozisyon vermek, sana maaş vermek için oradalar. Onun için onlara sempatik yapacaksın. Tatlı yapacaksın. Özellikle İK'cı. İlk görüştüğün kişi olduğu için eğer karşınızda bir diyalog oluştuysa büyük ihtimalle işe girdiğinde ilk kankan da o olacak zaten. İlk öğle yemeğine onunla gideceksin zaten. Arkadaş kazanmaya çalışın arkadaşlar. Bakın ben çok iş görüşmesine gittim. Dediğim gibi 1100 civarı iş görüşmesi yaptım. Hepsinden iş alıp çıkmadık. 1100 tane işe girmedik tabii ki. Ama çoğundan arkadaş çıkarttım. Bak Procter & Gamble'a ilk başvurduğumda telefon açıp beni niye işe almadınız diye isyan ettiğim kız Florentina Lungu. 12 yıldır en samimi kız dostum. Şu an Londra'da yaşıyor. Romendir. Ne yani neler? İlla işe gireceksin hiçbir şey yok. Çünkü işe girmezsin ama tanışmış olursun. Zaten iş görüşmesi demeyelim. Tanışma toplantısı diyelim. İş görüşmesi deyince kendimizi geriyoruz çünkü. Tanışma toplantısı. Tanışmaya gittik. Olur olmaz. Bir iş görüşmesini almak, bir iş görüşmesinde başarı o işi almak değil. Sakın kendinize bak yanlış perspektifle bakmayın. Başarı şu. Ben bugün bu mülakatta en iyi performansımı ortaya koydum mu koymadım mı? Bak ben üniversitemde en iyi performansımı ortaya koymadığım için Boğaziçi Endüstri olamadım mesela. Evet İTÜ Makine kazanmak çok büyük başarı. Benim için değil. Benim çünkü başarı kriterim bambaşkaydı. O yüzden iş görüşmesinde en iyi iş görüşmeni yapacaksın. Bu senin hedefin bu olacak. İşi almak değil. Tamam mı? İş şey gibi düşün. Cem Yılmaz gibi düşün. Sahnede en iyi şovumu yapmaya gidiyorum ben. Sonunda işi alırsın almazsın. Bu senin bilemezsin kardeşim. Çünkü sen orada bir tip gelir. Sen iyisin ama yani adamdan adam var derler yani. Çok sağlam bir tip gelir. O alabilir işi. Ya da pozisyon kapanabilir. Bir sürü şey olabilir. Bir şekilde giremeyebilirsin. Mühim değil. Elinden gelenin en iyisini yapmaya sen kendini bir alıştır. İngilizce şey derler buna. The very best of me. Türkçesi yok. Kendi en iyiyim gibi bir şey. The very best of me olayını sen masaya koy. Tamam kardeşim. İşe almasan da olur. Sıkıntı yok. Bir sonrakini alacaksın nasılsa. Sen şeye girmişsin artık. Rampaya girmişsin yani. Ama iş görüşmesinden çıktığında şu hareket vardır arkadaşlar. Şunu da söyleseydim keşke. Şu hareketi 5 defa yapıyorsan iş görüşmesinden çıkınca o iş olmadı. Çünkü sen 5 tane büyük kozunu masaya koymamışsın işte yani. Çok net. Sorulara geçebiliriz isterseniz. Benim şu an anlatacağım şey bilgi bitti. Evet, teşekkür ederim. Mülakatta cevabını bilmediğin, fikir sahibi olmadığın bir konu hakkında nasıl davranmalıyım? Bana spesifik soruyla gel. Şu an çok genel sordun. Spesifik olarak bana soruyu söyle. Neyi kastediyorsun? Öyle... Şöyle bak şöyle ise cevabını bilmediğimiz değilse de mesela iş görüşmesinde şey sorarlar. Kendinizde güçlü gördüğünüz 3 yön nedir? İşte güçlü yönlerim şeyini çıkarttık zaten listesini size bahsetmiştim. Oradan 3 tane o işe uygunları söylüyorsun bir argümana dayandırarak.
inisiyatif kullanmak bende güçlüdür. Neden? Çünkü şu durumda, acil durumda kendim atladım, hocamdan emir almayı beklemedim, şey yaptım. Orada bunu göstermiştim. Zaten tarzı cevaplar veriyorsun. Kendini geliştirmen gereken üç yön nedir tarzı bir soru sorabilir. Zayıf üç yön nedir? Kesinlikle zayıf olan hiçbir şeyden bahsetmiyorsun. Üç yön seçiyorsun. Mesela tipik inşaat mühendisinin üç yön söyleyebileceği söyleyeyim. Bir, teknik İngilizcemi geliştirmek ve yurt dışındaki kaynaklardan birebir okumak istiyorum mesleki şeyleri. Ya da İngilizcem varsa Almancamı geliştirmek istiyorum çünkü mesleğim için çok gerekiyor. Bir. İki, etkili hitabet sanatı konusunda kendimi geliştirmek istiyorum. Çünkü ben bir mühendisim, mimarım. İşe girdiğim dakika zaten yönetici olarak başlıyorum. İşçiler, ustalar vesaire. Ben güzel hitap edebilen, insanları bir lider olarak sürükleyebilen bir konuşma tarzına sahip olmak istiyorum. İşte benim şu an yaptığım vurgulu konuşma şeyi yani. Üç, eksiğin varsa bunu da söyleyebilirsin ya da yoksa da söyleyebilirsin. Sunum konusunda kendimi geliştirmek istiyorum. Çünkü bir, ben hem yöneticiyim hem benim yöneticilerim, patronlarım, şirket ortakları vesaire vesaire var. Hayatım sunum yapmakla geçeceği için insanlar benim sunuma girdiğinde sıkılsınlar istemiyorum. Onları 10 dakika değil 1 saat keyifli bir şekilde onlara sunum yapıp onlara bir şey öğretecek durumda sunum yapmak istiyorum diyebilirsin. Şunu da diyebilirsin. Teknik okul okudum, mühendislik okudum. O yüzden edebiyat, şiir vesaire çok fazla kendimi geliştirmek lazım haliyle olamadı. Şu andan itibaren işte okulu bitirdiğimden beri çok yoğun şekilde klasik Türk edebiyatı okuyorum. Bu sayede Türkçe kelime dağarcığımı ve kendimi ifade konusunda zenginleşiyorum diyebilirsin. Sana iş görüşmesinde herhangi bir konuda şu konuda zayıfmışsınız falan filan dediğinde asla savunma şeyine geçmiyorsun. Mesela İngilizcen çok iyi ve iş ilanında da Almanca bilmen gerektiği yazmıyor. İş görüşmeye de gittin, sana dediler ki ya bu bahise Almanca bilmiyormuşsun dediğinde ya ama ilanda yoktu falan filan, hayır, hiç savunmaya girmiyorsun. Almanca, ha niye der mesela, şirketimiz Almanya'da bir firmayla geçen hafta bir ortaklık sözleşmesi yaptı. Ha diyeceksin, tamam çok kolay. Almanca diyeceksin, İngilizcenin kardeşi zaten. Kitaplarım var, şeylerim var. Hemen başlarım, anında şey yaparım. 3 ay içerisinde konuşmaya, 6 ay içerisinde yazmaya başlarım. Demin dedim ya, gelişimci, İK'cı ister pozitif olsun ister negatif olsun. O senin annen baban değil. Seni hoş tutmak zorunda da değil. Evet, bazı İK'cılar çok tatlı oluyor. Çok şeker böyle kızlar geliyor. Sohbet gibi oluyor ama herkes olmak zorunda değil. Sen işte o ne derse desin hep pozitif ve yapıcı cevap vermek zorundasın. Bilmediğin bir şeyle alakalı İK'cı sana şöyle sorabilir yani, şu software'i biliyor musun der, bilmediğin şey eğer bunu kastediyorsan. Sen ne dersin ki birebir olarak onu bilmiyorum ama onun muadili olarak şunu biliyorum. O yüzden de ben bununla alakalı bir öğrenmeye başladığım anda birkaç günümü almaz yani öğrenmek. Anında başlarım. İddianı, şeyini öğrenmeye, araştırmaya yatkınlığını ifade etmez. İş görüşmenindeki her soru seni zora sokmak için değildir. Sendeki bir yetkinliği ifade desin diye sana muz ortadır yani. Kafayı vur, gol olsun şeklindedir hepsi. Bütün sorular böyledir. Böyle bakmalısın. Ve iş görüşmeninde arkadaşlar dediğim gibi sevgiliye koşar gibi koşacaksınız. Sinir, stres, panik asla. Ne paniği ya? Para kazanmaya gidiyorsun. Ne paniği? Güzel bir şey var orada yani. Üniversite sınavına gitmek gibi bir şey. Üniversite sınavına gelirken sesi mi girdiniz? Yok. Moralli, mutlu çalıştınız, kazandınız ya. Aynısı. Evet, diğer soruya geçiyorum o zaman. Alanımızla alakalı olması bile edindiğimiz herhangi bir iş tecrübesinin değerlendirmede etkisi pozitif mi olur yoksa negatif mi? O iş tecrübesinin bir önemi yok. Mühim olan senin o iş tecrübesinden ne edindiğin. Bunu doğru ifade edebilirsen, mesela atıyorum LCY2 mağazasında girdin 6-7 ay çalıştın ve 6-7 ay sonrasında en son çıkarken mağaza süpervizora çıkmıştın. İşte bunu doğru ifade edebilirsen şeyi de vurgulamış oluyorsun işte. Bak bende liderlik vasfı var. 20 kişinin arasında bizi süpervizör yaptılar. Güvenilir bir insanım. Bütün mağazanın atıyorum kaç yüz bin TL'lik mal bana bırakılıyor akşam yani falan filan. Doğru ifade edebilirsen, ya yani konuya bağlayabilirsen, oradaki mevzuya bağlayabilirsen evet. Ama bağlayamazsan kuru laf kalabalığı olur. Biz ne deneyimlerimiz var ama o deneyimden sen ne edindin? Nemalanmak denir ya, nemalanmak. Sen ne aldın? Onu anlatman gerekiyor. Teşekkürler. Diğer sorumuzda çift anadal yapmışsak belirtmemiz gerekir mi? Belirtirsek nasıl belirtmeliyiz? Okul bölümünde işte çift anadal. İki tane alt alta yazacaksın. İkisinde çift anadal bence yazmak yerine yan yana yazarsın da alt alta. Elektrik mühendisliği lisans derecesi, bilmem ne lisans derecesi. Altına da istiyorsan bir şey parantez içinde çift anadal programı olarak ikisini tamamladım diyebilirsin. Öyle bir şey yapan varsa helal olsun. Çok zor bir şey yani. Ben bunu hiç aklımdan bile geçirmedim onu yapmayı. Bir taneyi zor bitirdik zaten. Bir de çift anadal yapan kardeşime bir şey söyleyeceğim. Bunu söyleyeyim. Çift anadal yapan kardeşim. Bölümlerini bilmiyorum ama sana tavsiyem o iki anadalın içinde iki ayrı CV'nin olsun. Şeyle, her şeyiyle yani. Rengiyle mengiyle bilmem nesiyle. Endüstri mühendisliğine endüstri mühendisliği CV'si yap atıyorum. Öbür tarafta da başka bir şey varsa onun CV'sinden yap. Ve ayrı ayrı yolla. Sadece okul bilgisinde geçsin. İkisini birden okudun.
Peki bunun artılarını nasıl ön plana çıkarabiliriz? Yani bu başlı başına bir artı zaten. Okulda iki tane lisans şey yapmışsın. İş görüşmesine gittiğinde ha nasıl ön plana çıkarabiliriz? Şöyle. Bir makine mühendisi, bir inşaat mühendisi pazarlama işi yapmak istiyor. Mesela öyle, bak iyice uçuk örnek veriyorum işte. Benden gidelim. Benim çok uçuk bir örnek. Şunu söylersin. Pazarlama işi için gereken planlama kabiliyeti bende var. Ben mühendisim çünkü. Hayatım planlamak zaten. Bütçelendirme. Aynen benim işim. Mühendisim. Hayatım, hak ediş, teknik. Bunlara zamanla geçti. Pazarlama aktivitesiyle alakalı bir organizasyon yapmaca. Nedir? İşte sağdan soldan kamyon kiralama, sahne kiralama, ses sistemi kiralama, hostes bulma. Evet mühendisim. Hayatım organizasyona geçiyor. İnşaat mühendisi her gün organizasyon yapıyor. Bunları bağlaman lazım. O işle alakalı özelliği ortaya koyup bir köprü kurman lazım. Bende şu var, o da böyle. Atıyorum işte çift anadal diyen kardeşim bana bölümleri söylemesi lazım. Böyle afaki konuşamıyorum. Hangi iki bölüm? Örnekli şey yapabilirsem daha kolay şey anlatabilirim. Şu an bir soru veriyorum belki soruları. Başka soru alalım o zaman. Başka soruların cevabını verdim. Alper Bey, güçlü yanlarımıza neler yazabiliriz? Bunları LinkedIn'de paylaşabilir misiniz? LinkedIn'de var güzel kardeşim. Güçlü yönlerim. Benim sayfamda, profilimde yukarıda tutturduğum birkaç yazı var. Onlardan bir tanesi. Orada bulacaksın. 24 tane sıfat. Hatta şu an isterseniz sayayım ya. Tamam bir güzellik olsun. Madem YouTube'da da yayındayız da. İnsanlara faydası olsun. Size o 24 tane güçlü yönü sayayım arkadaşlar sayfamdan. Siz de bulabileceksiniz çok kolaylıkla dediğim gibi. 24 tane. İlk 6'sı zihinsel. Tamam mı? Beyin meselesi. Not alıyorsanız alın. Yaratıcılık, yenilikçilik yani inovasyon, detay merkezcilik, mühendisler için analitik düşünce, sosyolojiler için eleştirel düşünce, aynı şey bu. Sağduyu, stratejik zihin. Tekrar diyorum, yaratıcılık, yenilikçilik, detay merkezcilik, analitik düşünce, sağduyu, stratejik zihin. Bunlar zihinsel. İkinci altı, aksiyonel, icraî, execution. Öz gelişim, sonuç odaklılık, inisiyatif almak, esneklik, kararlılık, verimlilik. Hep mühendis muhabbet yapıyorum. Kusura bakmayın ama çoğunluk onlardan değil. İşte verimlilik. Bir numaralı mühendis vasfı yani. Olmazsa olmaz. İlişkisel. Üçüncü altılı. İlişki kurabilme. İkna kabiliyeti. Liderlik. Empati. Etrafındakileri geliştirmek. İş birliğine yatkınlık ya da dayanışmacılık diyebilirsin. Tekrar edeyim not alanlar için. İlişki kurabilme. İkna kabiliyeti. Liderlik. Empati. Etrafındakileri geliştirebilme. İş birliğine yatkınlık. Dayanışmacılık diğer adıyla. Sonuncusunu söylüyorum. Duygusal. Özgüven, dayanıklılık, resilience'dır İngilizcesi. Mutlaka kızlar CV'nizde olsun, mühendisler, özellikle mimarlar. Resilience, dayanıklıyım. Özgüven, dayanıklılık, iyimserlik, coşku, kendine hakimiyet, cesaret. Bunlara duygusal. Bu saydığım 24'lüden sana göre 10 tane seç. 5 kişiyle bunları teyitleş. Biri mutlaka annen baban olsun, biri mutlaka abin ya da kuzenin tarzı olsun, öbürleri de okuldan olsun. Seni nasıl görüyorlarmış bakalım insanlar. Onlar da böyle görüyorlar mı? İşte iş görüşmesinde sana sorulacak 3 güçlü yönünü buradakilerden seçecekler. CV'ye 10 tanesini koyuyorsun. İş görüşmesine de o işle alakalı olabilecek 3 taneyi seçip söylüyorsun. Zayıf yönlerini sakın buradan söylemiyorsun. Zayıf yön diye bir şey yok dediğim gibi. Zayıf yön yok. Bak ben kahverengi gözüm diyor muyum benim mavi gözüm yok diye. Öyle bir konum yok benim çünkü ben elimde ne varsa onlarla yaşıyorum yani neticede. Zayıf yön yok. Orada işte şey İngilizce mi geçeceğim, Almanca mı geçeceğim, Sunum özelliği mi geliştireceğim, Türkçe mi geliştireceğim falan filan. Evet. Merhaba, sorularım bu kadardı benim. Gerçekten çok bilgi dolu ve keyifli bir yayın oldu. Tekrardan bizleri kırmayıp yayınımıza katıldığınız için ve değerli vaktinizi bize ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Memnuniyetle. 9 Eylül'den başka bölümlerde olursa memnuniyetle. Benim hayatım Kurtuluş Savaşı'nı izlemekle geçti. Kurtuluş dizisiyle 9 Eylül'de İzmir'e girdik. O kadar. Sizden çok benim hayatımda var bu 9 Eylül kelimesi. Öyle söyleyeyim. Sizin okulunuza ayrı bir sempatim var. İzmir'i zaten çok seviyorum. Orada yaşadım ettim. Başka böyle öğrenci kulüplerinde şey olursa her türlü yardımcı olurum. Başka konularda da konuşabiliriz. İlla CV mülakat olması da gerekmiyor. Yurt dışında iş bulmaktır vesairedir falan filan. Kendi deneyimlerimi anlatabilirim. Çok memnun oldum arkadaşlar. Size beni davet ettiğiniz, beni seçtiğiniz için. Çünkü insan kaynakları uzmanı değilim. Hiçbir şey değilim. LinkedIn'de diyorlar işte hiçbir şey değilsin. Evet hiçbir şey değilim. Ama ona rağmen sözüme güvendiniz. Çünkü doğruyu konuşuyorum. Gerçeği konuşuyorum. Sizin hayatınızı kolaylaştıracak şeyi konuşuyorum. O masanın bu tarafındaki olarak konuşuyorum. Masanın o tarafındaki işe alımcı olarak değil. İşe girmeye çalışan olarak konuşuyorum. Aynı taraftayız. Sizden biriyim. Onun için de söylediklerime kulak vermenizi tavsiye ederim.
LinkedIn'de her gün yazılar paylaşıyorum. 8-10 tane bayağı. Günde 10 saatim buna ayırıyorum. CV düzeltmekle alakalı bana yazmayın artık. Şu an anlattık CV nasıl yapılıyor. Bunun dışında motivasyon yazısıyla alakalı yardımcı olabilirim. Acil iş görüşmem vardır. Hemen yarın atıyorum işte bir yere görüşmeye gideceksin. Hugo Boss falan mesela İzmir'de söyleyebileceğim. Ya acil bir şeyim vardır. Vaktim müsaitse mutlaka telefonda seni bir yarım saat dinlerim. Sana mutlaka tavsiyelerde bulunurum. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Benden bu kadar. Nefesim tükendi. Teşekkür ederiz. Arkadaşlar 2 dakikalık bir aradan sonra yayının başında duyurusunu yapmış oldum. Çekilişimizin sonuçlarını açıklayacağım. Olacak sizden arkadaşlar. Bu yayında sizin bakış açınızı, perspektifinizi en çok değiştirebildiğim ne olduysa bunu benim sayfamdaki bu yayınla alakalı yazdığım şeyin altına yorum ederseniz çok sevinirim. Çünkü neyi, ben bir şey anlatıyorum ama size nasıl gittiğini bilmiyorum. Sizin nasıl algıladığınızı bilmiyorum. Nasıl algıladığınızı fark edebilirsem hangi konuları özellikle sevdiğinizi bundan sonraki yayınlarda ve yazılarda onların üzerine ağırlık veririm. Bir feedback olur benim için. Kendinize iyi bakın İzmirliler. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Çekilişimiz şu an çekiliyor. Başlatalım. Üç asil kişi seçeceğiz. Üç yedek talihli de şimdi seçiliyor. Kazanan arkadaşlarımız bu şekilde sonuçlarımızı Instagram hesabından da yayınlayacağız. Gerekli koşulların gerçekleştirilmiş mi, gerçekleştirilmemiş mi bunlara bakmamız gerekiyor. Daha sonra sizlerle iletişime geçeceğiz. Kazanan arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Öncelikle bu yanı gerçekleştirmemize yardımcı olan başta reji ekibine ve tüm DEYAP ailesine buradan teşekkürlerimi iletiyorum. İlerleyen zamanlarda etkinliklerimizden ve çekilişlerimizden haberdar olmak için 9 Eylül Üniversitesi Yapı Topluluğu'nun Instagram hesabını takip edebilir, YouTube kanalına abone olarak bildirimleri açabilirsiniz. Bugünkü katılımınız için çok teşekkür ederim. Umarım sizin için çok faydalı bir yayın olmuştur.
Bir sonraki etkinlikte görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar.